Evet, Batı etkisine gelişen Türk edebiyatının ilk safhası yani ilk aşaması olan Tanzimat dönemi Türk edebiyatından bugün konumuza başlayalım. Şimdi Tanzimat dönemi Türk edebiyatının kendi içinde iki döneme ayrıldığını biliyoruz. Başlangıç tarihi 1860'tır. 1878'de ikinci dönemi başlatan kaynaklar da var. Ama biz genel olarak baktığımız zaman 1860-1896 yılları arasında gelişen bir edebiyat dönemimiz. Tabii Batı'ya açılan ilk dönem olması hasebiyle oldukça önemli bir konudur. Bu noktada dikkat ederseniz iyi olur. Şimdi Tanzimat dönemi Türk edebiyatıyla Tanzimat Fermanı'nın ilanı arasında uzun bir zaman dilimi var. Çünkü Tanzimat Fermanı biliyorsunuz 1839 yılında ilan edildi. Bu tarihten 1860'lı yıllara kadar aslında bir hazırlık sürecimiz olmuştur edebiyatta. Bu hazırlık sürecinde Sadullah Paşa gibi, Ethemperte Paşa gibi önemli devlet adamları aynı zamanda edebiyata da bu noktada çok ciddi şeyler, kaynaklar sunmuşlardır. Burada özellikle devlet nezdinde kurulan Encümen-i Danış dediğimiz bir devlet kurumu var. Burada özellikle Fransızca eğitiminde çok ciddi anlamda bir yere sahiptir. Encümen-i Şuara dediğimiz bu bir devlet kurumu değildir ama Leskovçalı Galip'in evinde özellikle genç şairlere şiirler hakkında biraz bilgi vermek, şiir konusunda tartışmak için bunların düzenlemiş olduğu bir eğlence diye düşünebiliriz. Tabii bu gelişmeler aynı zamanda Tanzimat dönemi Türk edebiyatının da bir hazırlık evresini oluşturacaktır. Buna da dikkat ederseniz iyi olur. Şimdi biz Tanzimat edebiyatını 1860 yılında başlatıyoruz. Bu edebiyatı bu tarihte başlatmamızın sebebi Türk edebiyatının ilk özel gazetesi olan Tercüman Ahval gazetesi bu tarihte yayın hayatına başlıyor. Ha şunu diyebilirsiniz hocam, bundan önce Osmanlı'da gazete yok muydu? Vardı, şöyle vardı. 1831 yılında Takvim-i Vakai dediğimiz yani ilk resmi gazete olarak bildiğimiz bir gazete vardı. Bu gazeteyi 2. Mahmut özellikle Mısır'la biliyorsunuz Osmanlı'nın o dönemde aralarında ciddi bir sıkıntı vardır. O dönemde özellikle Mısır valisinin de kendi ülkesinde Takvim-i Mısriye diye bir gazete çıkarıyor. Bu gazete vasıtasıyla propaganda yapabiliyordu. II. Mahmut da bu propagandaya karşı özellikle kendi bünyesindeki halklara devletin o şefkat elini göstermek için özellikle bu gazeteyi çıkaracaktır. Takvim-i Vakai gazetesinin ortaya çıkışı böyle. Tabii bu gazete biliyorsunuz devlet kontrolünde çıkan bir gazetedir. Ve bu gazetede herkes istediği her şeyi yazamaz. Bu sadece devlete ait bir gazetedir. İşte Tercüman Ahval gazetesinin farkı özel gazete, yani Türk Edebiyatı'nın ilk özel gazetesi olmasıdır. Burada özellikle Avrupa'ya giden Şinasi'nin, Agah Efendi'nin desteğiyle özellikle yapmış olduğu bir gazete Tercüman Ahval. Bu gazetede özellikle Avrupa'daki gelişmeler halka çok ciddi anlamda aktarılıyordu. Bu açıdan da tabii son derece önemli bir işlev gördüğünü de söyleyebiliriz. Şimdi 1840 yılında da yine bizde Tercüman Ahval'dan önce bir gazete var. O da Ceride-i Havadis gazetesidir. Bu gazetede William Churchill tarafından çıkarılan ilk yarı resmi gazetedir. Churchill dediğimiz daha önce büyük elçiliklerde çalışmış biridir. Tabii bu adamın alkole düşkünlüğü çok had safhadadır. Bir gün yine böyle çok aşırı derecede alkol tükettikten sonra ava çıkar. Tabi orada bir çoban çocuğunu yanlışlıkla vurur. Oradaki halk çok ciddi anlamda tepkiler gösterirler ve Churchill gözaltına alınır. Tabi İngiliz hükümetinin baskıları sonucunda istenmeye istenmeye Churchill serbest bırakılacaktır. Çünkü Osmanlı o dönemde biliyorsunuz zor zamanlar yaşamaktadır. Ve özellikle Ruslara karşı İngilizlerin desteği Osmanlı için oldukça önemlidir. Bundan dolayı da William Churchill serbest bırakılır. Hatta biraz da gönlünü almak için devlet bir nevi sponsor olur. Yani ekonomik anlamda Ceride-i Havadis gazetesini destekler. Tabii bu gazetede yine devletin az da olsa bir etkisi vardır. O yüzden biz özel gazete, yani tamamen devlet dışında çıkan gazete olarak biz Tercüman Ahval gazetesini alıyoruz. Buna özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi biz Tanzimat dönemi Türk edebiyatında acaba eski edebiyata göre türlerde ne gibi değişiklikler var veya biz hangi türleri gördük? Onları da şöyle sırasıyla bir değinelim. Önce isterseniz şöyle şiir başlığından şöyle bir başlayalım. Şimdi abisler Tanzimat edebiyatının ilk safhasında yetişen şairlerin birçoğu biliyorsunuz özellikle kendi
dönemlerinde yaşayan divan edebiyatının son büyük şairlerinden özellikle çok ciddi anlamda divan dersleri almışlardır. Dolayısıyla bunların aruzdan kopması ya da divanı bir anda terk etmesi çok da mümkün görünmemektedir. Şimdi şiire baktığımız zaman şiirde şöyle durumlarla karşılaşıyoruz. Divan edebiyatının nazım biçimlerini kullanıyorlar. Yani gazeldir, işte atıyorum kasidedir, bu türleri kullanıyorlar. Fakat bunları da yeni konular ele alacaklardır. Mesela daha önce divan edebiyatında biliyorsunuz daha çok işte bireysel konular ele alınıyordu. Ama burada artık toplumcu konular da ele alınacaktır. Hak, adalet, özgürlük, eşitlik, hürriyet gibi toplumsal konulara da ne yapacaklardır? Değineceklerdir. Yani biz şunu unutmayacağız. Biçim olarak eskidirler fakat içerik yenidir. Bunu lütfen unutmayın. Biçim eski, içerik yenidir. Tamam, buna lütfen dikkat edin. Şimdi bu dönemde bazı şairler hece ölçüsünü savunuyor. Fakat bunlar dediğimiz gibi abeser divan dersleri aldıkları için heceye çok da vakıf değildirler. O yüzden aruz ölçüsünü bir türlü terk edemeyeceklerdir. Bunu lütfen unutmayın. Hece ölçüsü savunuluyor bu dönemde ama aruz ölçüsü kesinlikle terk edilmemiştir. Ha şimdi burada şöyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Hece ölçüsünü savunmuşlardır ve bunu kullanmışlardır derse aklınıza milli edebiyat dönemi gelsin. Çünkü bizim heceyi özellikle şiir anlamında başardığımız dönem yeniden milli edebiyat dönemidir. Özellikle 5 hececilerle beraber biz çok ciddi anlamda hece ölçüsünü edebiyata ne yapıyoruz? Getirip yerleştiriyoruz. Ama bu dönemde şairler savunsalar bile aruzu bir türlü bırakamayacaklardır. Bunu da unutmazsanız iyi olur. Şimdi Tanzimat'ın birinci döneminde özellikle şiirde adalet, özgürlük, eşitlik, hürriyet gibi toplumsal konuların ele alındığını az önce söyledik. Şimdi Tanzimat ikinci dönemde özellikle şiir alanında kafiye tartışmaları yaşanacaktır. Biz onu ikinci dönem sanatçılarını anlatırken Recaizade, Mahmut Ekrem ile Muallim Naci arasındaki bu kafiye tartışmasına tekrardan değineceğiz. Şimdi Tanzimat ikinci dönemde güzel olan her şey şiirin konusu olabilir diyen Recaizade Mahmut Ekrem şiirin konusunu oldukça genişletecektir. İkinci dönemde özellikle daha çok bireysel konularda ele alınıyor. Şiirlerde bireysel konular vardır. Bu dönemde özellikle Recaizade Mahmut Ekrem'in de bu sözü özellikle güzelliğe çok önem veren bir şair ve bu sözüyle şiirin konusunu oldukça genişletecektir. Bunu da unutmazsanız iyi olur. Şimdi bu dönemde acaba roman ve öykü dediğimiz türler nasıl bir gelişme kat etmiştir? Şimdi bizde roman ve öykü yok. Bizde daha önce biliyorsunuz divan edebiyatında roman ve öykü dediğimiz türler yok. Biz ilk kez bu dönemde bunları göreceğiz. Bakın roman ve öykü bize ilk defa Tanzimat'ta gelecek. Daha önceki konulardan hatırlayın. Biz romanı özellikle çeviri yoluyla almıştık. Yusuf Kamil Paşa'nın Fenelon'dan çevirmiş olduğu Telemak adlı eserle almıştık. Daha sonra işte ilk yerli roman, ilk edebi roman diye böyle romanlarımız yavaş yavaş yazılmaya başlanacaktır. Ama bu döneme kadar biliyorsunuz bizde roman ve öykü yoktur. Ha bunların yerini ne tutmuştur diyese bazen testlerde soru sorabilirler. Unutmayın, divan edebiyatında roman ve öykünün yerini tutan daha çok mesnevilerdir. Mesnevilerle mesela daha çok olaya dayalı uzun yazılar. Tabii şiir şeklinde anlatılıyordu. Bunu lütfen unutmayın. Halk edebiyatına baktığınız zaman halk edebiyatında özellikle halk hikayeleri vardı. Şöyle halk hikayeleri, bir de destanlar. Tabii bunlar da özellikle roman ve öykünün yerini tutan türlerdi. Bunu da unutmazsanız iyi olur. Şimdi biz bu dönemdeki roman ve öyküye baktığımız zaman tabii biliyorsunuz ilk defa mesela bunlar denenecek. İlk olmaları hasebiyle bunlar teknik açıdan oldukça kusurlu eserlerdir. Yani Tanzimat döneminde roman nasıldır derse veya öykü nasıldır derse bunlar teknik açıdan çok da başarılı türler sayılmazlar. Ha niye kusurludurlar? Onları da şöyle söyleyelim. Şimdi olayın akışına müdahale ederler. Özellikle bu noktada kilit isim mesela Ahmet Mithat Efendi eserlerinde olayın akışına çok ciddi anlamda müdahaleler ediyor. Bunu lütfen unutmayın. Ha bu eserlere baktığınız zaman tesadüfler çok fazladır. Yani hadi canım bu da olur mu diyebileceğiniz bir sürü şey mesela eserlerde olduğu için tesadüflerin bu kadar böyle abartılı çok kullanılması tabii teknik açıdan bir kusura yol açmıştır. Bunu da lütfen unutmayın. Ha bu dönemde mesela eserlere baktığınız zaman betimlemeler daha çok süs amacıyla yapılmaktadır. Aslında betimlemeler daha çok kahramanın psikolojisini veya çevre tanıtımını böyle okuyucuya anlatan bir anlatım tekniğidir ama dikkat ederseniz burada daha çok süs amacıyla yapılan bir teknik olarak karşımıza çıkıyor. Bu da tabii teknik açıdan bir kusurdur. Şimdi burada şu noktaya da dikkat etmenizi istiyorum. Gerçek Anadolu eserlerde henüz konu olmamıştır. Şimdi bizde gerçek Anadolu ne zaman edebiyata geldi derlerse bakın şuna çok dikkat etmenizi istiyorum. Bizde Servet-i Fünun döneminde Halit Ziya Uşaklıgil'in
yazdığı bazı hikayeler var ama buradaki Anadolu tamamen gerçek bir Anadolu değildir ki zaten Halit Ziya kendisi de İzmir'den İstanbul'a sadece gelmiştir. Hani gerçek anlamda Anadolu'yu görmemiştir. Hayali olarak mesela Anadolu'yu yazıyor. Ha hayali olarak da olsa Anadolu mesela Servet-i Fünun döneminde özellikle Halit Ziya'nın bazı hikayelerinde vardır. Ama bizde böyle gerçekçi bildiğimiz anlamda mesela gerçek Anadolu ne zaman eserlere konu olmuştur derse aklınıza hemen Milli Edebiyat dönemi gelsin. Özellikle baktığımız zaman mesela Refik Halit Karay'ın Memleket Hikayeleri bakın bu çok önemli bir eserdir. Bu eser gerçek Anadolu'yu bizzat bize getiren, sunan bir eserdir. Bunu lütfen unutmayın. Aynı zamanda Yakup Kadri'nin Yaban adlı romanı, ondan sonra Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu adlı romanlar da yine gerçek Anadolu işleyen önemli eserlerdir. Bunları da unutmazsanız iyi olur. Şimdi romanlarda biz diyoruz ki daha çok Tanzimat döneminde işlenen konulara baktığınız zaman esaret yani kölelik konusu, cariyelik, ondan sonra yanlış batılılaşma gibi konular çok ciddi anlamda ele alınıyor. Buna da dikkat ederseniz iyi olur. Evet, Tanzimat döneminde tiyatroya bakacak olursak, şimdi bizde batılı anlamda bir tiyatro yok bu döneme kadar. Ha bizde tiyatro yok muydu? Vardı. Bizim bahsettiğimiz tiyatro tabii seyirlik oyunlardan oluşan tiyatrolardır. Yani böyle sahne tekniği olan, elinde hazır bir metinle oynanan bir tiyatrodan bahsetmiyoruz. Bizde bu tür tiyatro ilk defa Tanzimat döneminde görülecektir. Bunu lütfen unutmayın. Bizde batılı anlamda ilk tiyatronun örnekleri bu dönemde verilecek. Unutmazsanız iyi olur. Şimdi Tanzimat birinci dönemde tiyatrolar bir okul olarak görülmüştür. Özellikle Namık Kemal Celaleddin Harzemşah diye bir tiyatrosu var. O tiyatrosunun ön sözünde tiyatro için şöyle bir cümle kullanır der ki tiyatro eğlencelerin en faydalısıdır der. Yani insanları aslında eğlendirirken onlara çok şey öğretebilirsiniz. Bu amaçla söylenmiş bir sözdür. Dolayısıyla Tanzimat birinci dönemde tiyatroyu halka eğitmek için bir okul olarak görüyorlar. Yani tiyatro bir nevi amaç değildir, bir araçtır. Buna lütfen dikkat edin. Çünkü halka eğitmek için bir araç olarak kullanıyorlar. Bunu unutmazsanız iyi olur. Şimdi Tanzimat ikinci dönemde tiyatrolar daha çok okunmak amacıyla yazılacaktır. Çünkü biliyorsunuz özellikle Tanzimat ikinci dönemden itibaren istibdat dediğimiz Abdülhamit'in baskıcı yönetimi başlayacaktır. Özellikle basına çok ciddi anlamda sansür vardır. Her türlü oyunun oynanmasına zaten müsaade edilmiyor. Ha, bu dönemde yaşayan sanatçılar da bundan dolayı da ne yapacaklardır? Artık tiyatrolarını oynanmak için değil okunmak için yazacaklardır. Tabii ileride bahsedeceğiz. Bu biraz da Fransa'daki bir moda akımın etkisidir. Çünkü Fransa'da bir dönem tiyatrolar da aynen romanlar gibi okunmak için yazılıyordu. Belki de bundan biraz da esinlenmiş olabilirler. Bunu da unutmazsanız iyi olur. Şimdi batılı tiyatrodan önce bizde seyirlik oyunlar vardı dedik. Ha bu seyirlik oyunlara da şöyle kısaca bir değinecek olursak, şunları bilirsek bizim açımızdan iyi olur. Şimdi seyirlik oyunlar dediğimiz Medda, Hacivat ile Karagöz, Orta Oyunu, Köy Seyirlik Oyunları gibi oyunlardır. Şimdi bizde Medda deyince bilmemiz gereken özellikler nelerdir? Medda tek kişilik bir gösteridir. Tamam mı? Yani sadece bir kişiyle oynanır. Ha bu tek kişilik gösteride Medda dediğimiz kişi kendisi için hazırlanan yüksek bir yere çıkar. Tabii bunun iki tane de vazgeçilmez aksesuarı vardır. Bir tanesi bastondur, bir tanesi de mendildir. Bunlar onun vazgeçilmez aksesuarlarıdır. Tabii bazı yerlerde mesela sandalye de kullanabilir. Fakat baston ve mendil olmasa olmaz. Tabii kendisi için hazırlanan yüksek bir yere çıkan Meddah daha çok şive taklitleriyle güldürüyü sağlar. Tabii oyuna başlamadan önce gerekli açıklamaları yapar. Der ki işte anlatacağım oyunda mesela olay olaya benzer ya da şahıs şahısa benzer deyip önceden yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için böyle bir açıklama yapar. Tabii oyun bittikten sonra tekrar şöyle bir şey de söyler der ki eğer oyun içerisinde sürçülisan ettiksek af oluna diye bir böyle özür mahiyetinde de bir cümle söyler Medda. Buna da dikkat ederseniz iyi olur. Burada unutmamanızı istediğim önemli bir ayrıntı da şudur. Doğaçlama yani hazırlıksız oynanan bir tiyatrodur. Bunu da unutmazsanız iyi olur. Şimdi bizim bir diğer tiyatro, seyirlik tiyatromuz Hacivat ile Karagöz'dür. Hacivat ve Karagöz arkadaşlar bir kukla oyunudur. Yani kuklalarla oynanıyor. Tabii bunların oynandığı bir perde var. Bu perdeye de Küşleri Meydanı diyorlar. Ha niye Küşleri Meydanı diyorlar? Rivayete göre şöyle bir olayın olduğunu söylerler. İşte Bursa civarında tabii Orhan Gazi kendi eşi adına bir cami yaptırmak ister. Bu caminin yapımını da Küşleri, Şeyh Küşleri dediğimiz bir kalfaya verir. İşte o kalfaya işte bayram gelmeden camiyi bitir, işte eşimin adına bu camiyi açmak istiyorum gibi bir şeyler söyler. Tabii bunun üzerine Küşleri caminin yapımına başlar. Oraya Hacivat ve Karagöz adına iki tane de işçi gelip aralarına katılacaklardır. Tabii bu işçiler birbirlerine o kadar takılırlar ki diğer işçiler bunlara gülmekten çalışmaya vakit bulamazlar.
Tabii Orhan Gazi bir gün orada geçtiği bir sırada bakar ki cami inşaatına çok da bir ilerleme yok. Bunun üzerine sinirlenir ve Şeyh Küşteri'ye bunun sebebini sorar. Sebebinin Hacivat ve Karagöz olduğunu öğrenince ikisini de öldürtür. Tabii bu olaydan dolayı inşaattaki işçiler çok moralsiz olurlar ve gönülsüz çalışmaya başlarlar. Bunun üzerine Şeyh Küşteri düşünür, taşınır, en sonda iki tane kukla yapar ve hazırlamış olduğu bir perdede iş bittikten sonra Hacivat ve Karagöz'ün taklidini yapmaya başlar. Tabii bu oyun o dönemden ta günümüze kadar da süregelen bir oyundur. Özellikle Ramazan aylarında İstanbul'da da Sultanahmet Meydanı'nda Hacivat ve Karagöz perdeleri kuruluyor. Tabii bunları oynatanlar var. Bunlara bazı kaynaklar hayalci derler, bazıları mesela karagözcü derler, hayalbaz diyenler vardır. Bunların farklı isimleri de vardır. Bunu da unutmazsanız iyi olur. Şimdi burada özellikle biliyorsunuz yanlış anlaşılan sözlerle güldürü sağlanır. Hacivat'ın söylediği sözleri yanlış anlayan Karagöz de tabii bu güldürü sağlanıyor. Bunu lütfen unutmayın. Hacivat ve Karagöz 4 bölüm halinde oynanır. Bu bölümleri şöyle sırasıyla görecek olursak mukaddime dediğimiz özellikle olayın giriş kısmıdır. Muhavere dediğimiz karşılıklı konuşmaların olduğu bir yerdir. Fakat şuraya çok dikkat etmenizi istiyorum. Olayın en önemli noktası yani en önemli bölümü hangisidir derse zaten faslın içinde asıl kelimesi var. Bu kısım olayın en önemli kısmıdır. Ha burada niye önemlidir? Özellikle Hacivat ve Karagöz özellikle burada ciddi anlamda çok etkilidirler. Tabii yardımcı tipler de artık burada oyuna dahil olmuştur. Muhavere bölümünde sadece Hacivat ve Karagöz'ün konuşmaları vardır ama fasıl bölümünde yardımcı oyuncular da yardımcı tipler de artık eserin içerisine dahil olacaktır. Bitiş dediğimizde zaten eserin noktalandığı bir dahaki oyunun nerede oynanacağına dair bilgilerin aktarıldığı kısımdır. Bunu da unutmazsanız iyi olur. Tabii Hacivat ve Karagöz her ne kadar kukla oyunu dediğimiz Hacivat ve Karagöz'le oynansa da yardımcı tiplerimiz de vardır. Bu yardımcı tiplerin sayısı oldukça fazladır. Bunlar içerisinde özellikle bilmenizi istediğim mesela Beber Ruhi var, Tuzsuz Deli Bekir var, Matyoz var, Frenk var, Balama var. Tabii bunun dışında işte Çerkez'dir, Arnavut'tur, köylüdür, Kürt'tür. Bir sürü böyle yardımcı oyuncu var. Bunlar çok çok da böyle aşırı derecede bilmenizi istediğim şeyler değil aslında. Şimdi bizim burada bir diğer kısmımız da orta oyunu dediğimiz bir oyundur. Orta oyununda 3 tane tip vardır. Kabuklu, Pişekar ve Zenne. Bu 3 tane oyuncuyla oynanan bir oyundur orta oyunu. Tabii kendisi için hazırlanan bir meydan vardır. Bu yuvarlak meydanda oynarlar. Ha bu meydana ne denir derse mesela aklınıza hemen gelsin. Bu meydana şöyle bir isim verilir. Palanga. Bakın palanga dediği zaman aklınıza şu gelsin. Bunların oynandığı şöyle oynandığı mekan. Bu yuvarlak bir mekana palanga diyorlar. Şimdi burada özellikle bizim Yeni Dünya adını verdiğimiz, şöyle Yeni Dünya adını verdiğimiz özellikle bir de paravan vardır. Bu iki tane aksesuarı da unutmayın. Bunlar da yine eserin içerisinde kullanılan aksesuarlardır. Orta oyununda da yine Hacivat ve Karagöz'deki gibi yine yanlış anlaşılan sözlerle tabii güldürü sağlanır. Bu da aynen Hacivat ve Karagöz gibi yine 4 bölümden oluşur. Bölümler aynıdır. Mukaddime dediğimiz giriş bölümüdür. Muhavere dediğimiz karşılıklı konuşmalar, fasıl dediğimiz yine bakın asıl kelimesinden yine aklınıza gelsin. Oyunun en önemli kısmıdır ve bitiş dediğimiz kısımlar vardır. Bu da bizim orta oyunla ilgili bilmemiz gereken ifadeler. Şimdi ÖSYM daha önce sınavlarında bu seyirlik oyunlarla ilgili birkaç defa soru yöneltmişti. Şimdi şuna çok dikkat etmenizi istiyorum. Bütün oyunlar mesela tek kişilik gösteridir derse yanlış olur. Tek kişilik gösterimiz neydi arkadaşlar? Sadece meddahtı. Orta oyunda zaten 3 tane sabit tip olmak zorundadır. Kabuklu, Pişekar ve Zenne, Hacivat ve Karagöz'de de zaten Hacivat ve Karagöz'ün dışında bir sürü yardımcı oyuncumuz vardı. Bunları da unutmazsanız iyi olur. Başka bir sınav yılında arkadaşlar özellikle Hacivat ile Karagöz'ü Kabuklu ve Pişekar'la kıyaslamıştı. Şöyle bir yanlış bilgi vardı demişti ki Hacivat ile Karagöz'deki Hacivat orta oyunundaki Kavuklu'nun karşılığıdır demişti. Hayır. Bakın Kavuklu, Karagöz ikisi de K ile başlıyor ya. K ile başlayanlar aynı özelliktedir. Hacivat bilgili, Pişekar bilgili bir kişidir. Karagöz ve Kavuklu dediğimiz daha bir eserde yer alan okumamış yani biraz bir nevi böyle cahil bir kesimi temsil eden tiplerdir. Şimdi halk Karagöz'ü kendisine daha yakın hisseder. Çünkü Hacivat okumuş biraz da uyanık bir tip olduğu için halk daha çok Karagöz'ü sevmektedir. Bunu da unutmazsanız iyi olur. Evet, Tanzimat döneminde eleştiriye bakacak olursak, şimdi Tanzimat döneminde eleştiri genellikle daha çok eski edebiyata yani divan edebiyatına yönelik yapılır. Daha çok dil üzerine yapılan tartışmalardır.
Şimdi bu dönemin eleştirisi dedik ya, genellikle eski edebiyata yönelik yapılıyor. Şimdi burada unutmanızı istemediğim iki tane çok önemli bilgi var. Bir tanesi biliyorsunuz Şinasi ile Mehmet Said Efendi arasında yaşanan meseleyi Mebhusetu Anha adıyla tarihe geçen bir tartışmadır. Bu tartışma yine dille ilgili bir tartışmadır. Özellikle Şinasi ile Ruznameyi Ceride-i Havadis yazarlarından Mehmet Said Efendi arasında yaşanan tartışmadır. Mehmet Said Efendi'nin dille ilgili görüşlerine Şinasi'nin çok ciddi anlamda muhalefet ettiği bir tartışmadır. Ona da dikkat ederseniz iyi olur. Tabii biz, burada şuna çok dikkat etmenizi istiyorum. Eleştiri deyince özellikle aklınıza Namık Kemal mutlaka gelsin. Namık Kemal yakın arkadaşı olan Ziya Paşa'nın yazmış olduğu Harabat antolojisine yönelik özellikle Tahribi Harabat diye bir eser yazacaktır. Bu eserin önemi nedir? İlk eleştiri kitabı olması Tahribi Harabat. Aynı zamanda ileride bir daha söyleyeceğim. Namık Kemal'in bir de Lisan-ı Osmani hakkında bazı mülahazatlar şamildir adlı bir yazısı vardır. Bu yazı da ilk eleştiri yazısı olarak bilinir. Dolayısıyla eleştiride özellikle Namık Kemal'i unutmazsanız sevinirim. Bunu da dikkate alın. Şimdi biz acaba Tanzimat Edebiyatı'nın şöyle genel özelliklerine bakacak olursak, Tanzimat Edebiyatı'nda genel özelliklerde acaba neler vardır? Onları şöyle beraberce bir değinelim. Şimdi arkadaşlar Tanzimat Edebiyatı'nı biz kendi içinde birinci dönem ve ikinci dönem diye ikiye ayırıyoruz ya. Şimdi biz birinci dönem ve ikinci dönemi şöyle kıyaslayarak gidelim. Şimdi Tanzimat birinci dönemin sanat anlayışı biliyorsunuz sanat toplum içindir. Özellikle topluma bir şeyler öğretmek için yazıyordular. İkinci döneme geçtiğiniz zaman ise sanat sanat içindir anlayışı gelecektir. Bunun sebebi de biliyorsunuz iktidarın özellikle basına uygulamış olduğu ciddi anlamda bir sansür vardı. Bundan dolayı da her türlü toplumsal konuya değinemeyecekler için daha çok kendi bireysel alanlarına giren konulara yöneleceklerdir. Buna da dikkat edin. Şimdi birinci döneme baktığınız zaman sanat toplum için olduğundan dolayı daha çok toplumu ilgilendiren yani toplumsal konuları işleyeceklerdir. İşte hak, adalet, özgürlük, eşitlik, hürriyet gibi konulara yöneleceklerdir. Tabii ikinci dönemde baskıdan dolayı dedik ya bireysel konulara yöneliyorlar. Daha çok işte aşktır, tabiattır bu tür böyle bireysel konulara gideceklerdir. Buna da dikkat ederseniz iyi olur. Şimdi diğer bir özellik olarak biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki birinci dönemde özellikle dilde sadeleşme savunulmuştur. Tabii bunu başaramayacaklardır. Aldıkları eğitim biliyorsunuz özellikle daha çok Farsça ve Arapça üzerinedir. Ve dolayısıyla bu kelimeleri şiirlerine de veya öykülerine de ya da atıyorum romanlarına da yansıtmışlardır. Veya Fransızca kelimeleri özellikle romanlarda çok kullanacaklardır. Buna da dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi dilde sadeleşmeyi savunmuşlardır ama başaramamışlardır. Bakın bu Tanzimat birinci dönemin özelliğidir. Ama adam şunu derse dilde sadeleşmeyi savundular ve bunu başardılar. Bakın bunu derse yine aklınıza hangi edebiyat dönemi gelecek? Milli edebiyat. Çünkü biliyorsunuz Servet-i Fünun Tanzimat ikinci dönem gibi oldukça ağır bir dil kullanacaktır. Fecriati zaten onların bir kopyasıdır. Fakat milli edebiyattan itibaren artık halka yöneleceklerdir ve yine sade dil kullanılmaya başlanacaktır. Bunu da lütfen unutmayın. Ha bir de yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Şimdi dilde sadeleşmeyi savundular ama bunu başaramadılar diyoruz ya. Mesela bazı kaynaklarda görürsünüz. Mesela derler ki Tanzimat türleri içerisinde özellikle mesela en sade dilin kullanıldığı türler hangileridir derse aklınıza hemen şu gelsin. Halkı bilinçlendirmek için kullanılan iki tane tür vardı. Bir tanesi gazeteydi, bir tanesi de tiyatroydu. Dolayısıyla gazete ve tiyatroda şiire, romana, öyküye göre biraz daha ne olacaktır? Sade bir dil kullanacaktır. Ha, çok mu sadedir? Hayır, sadece şiire göre veya öyküye göre ya da romana göre dilleri sadedir. Ona dikkat ederseniz iyi olur. Şimdi ikinci dönemde yine dil biliyorsunuz oldukça ağır kullanılacaktır. Birinci dönemde hece ölçüsünü savunmuşlardır ama aruzu terk edememişlerdir. Bunu daha önceden söyledim. Heceyi savunmuşlardır ve heceyi kullanmışlardır derse aklınıza yine milli edebiyat gelecek. Bakın şu bahsettiğim iki tane özelliğimiz vardı. Bu iki özelliği kim başarmıştır derse aklınıza milli edebiyatçılar gelsin. Bunu da lütfen unutmayın. Tabii ikinci dönemde aruz ölçüsü tekrardan hakimiyetini devam ettirecektir. Aruz ölçüsü kullanılmaya devam ediliyor. Şimdi Tanzimat birinci döneme baktığınız zaman özellikle batıdan alınan roman, hikaye, tiyatro gibi batılı türler ilk kez denenecektir. Tabii bunları biliyorsunuz teknik açıdan biraz daha kusurluydu. İkinci dönemde ise bu türler biraz daha geliştirilmiştir. Ha %100 bir başarı var mıdır? Hayır ama birinci döneme nazaran biraz daha teknik açıdan başarı vardır diyebilirsiniz. Zaten bizde ilk defa teknik açıdan başarılı romanları kim yazacaktır? Halit Yavuşaklıgil. Halit Yavuşaklıgil hangi dönemde yaşıyordu? Servet-i Fünun döneminde yaşıyordu. Buna da özellikle dikkat etmenizi istiyorum.
Şimdi bu dönemde mesela özellikle Tanzimat birinci dönemde bakın gazetecilik çok önemlidir. Tamam, bunu hatta biz Tanzimat edebiyatını neyle başlattık? 1860'ta ilk özel gazete olan Tercüman Ahval'la başlattık. Bakın gazetecilik önemlidir. Fakat ikinci dönemde baskılardan dolayı gazeteler artık yavaş yavaş o önemli kaybedecektir. Bunun yerini daha çok dergiler alacaktır ki Tanzimat'tan sonra mesela ortaya çıkan edebiyat dönemi Servet Fünun edebiyatıdır. Servet Fünun edebiyatı nerede kendine bir yer bulmuştur? Servet Fünun dergisinde, bakın dergi. Buna çok dikkat edin. İkinci dönemden itibaren gazeteler önemli kaybediyor. Dergicilik yavaş yavaş ön plana çıkacaktır. Bunu da unutmayın. Şimdi burada şuna çok dikkat etmenizi istiyorum. Tanzimat, Servet-i Fünun, Fecr-i Atin'in ortak özelliği şudur. Üç dönemde de mesela Fransız edebiyatı örnek alınmıştır. Bizde ta milli edebiyata kadar bizim böyle hayranlıkla baktığımız edebiyat Fransız edebiyatıdır. Fransız edebiyatına hayranlığımız belki de tarihsel kökenden de gelebilir. Çünkü biliyorsunuz biz ilk defa kapitülasyonlar yani ayrıcalıkları biliyorsunuz Fransızlara verdik. Bunu sürekli hala ilk kimin için getirdik? Fransızlar için getirdik. Bizde böyle müthiş bir Fransız hayranlığı vardı zaten. Ki özellikle mesela Tanzimat dönemi romanlarına bakacak olursanız mesela Bihruz Bey gibi karakterler özellikle Fransızca bildikleri için mesela halka hava atmayı seviyorlardı. Çünkü o dönemde Fransızlar gibi yaşamak, onlar gibi konuşmak bir ayrıcalıktı. Bu noktadan Fransız edebiyatını örnek aldıklarını unutmazsanız sevinirim. Şimdi birinci döneme baktığınız zaman arkadaşlar edebi akım olarak daha çok romantizm ve klasizm akımları görülür. Özellikle mesela romantizm çok çok ön plandadır. Klasizm de Şinasi gibi özellikle tiyatro yönelen şairler de Direktör Ali Bey gibi sanatçılar da ortaya çıkacaktır. Bunu da lütfen unutmayın. Tabii ikinci dönemde artık realizm ve naturalizmle de biz tanıştık. Ve realizm, naturalizm akımları biraz daha etkili olacaktır. Tabii bu dönemde mesela klasizm yine az da olsa kullanılıyor veya şiirlerde romantizmin etkisi vardır. Bunu da unutmazsanız iyi olur. Biz daha önceki kısımlarda şundan bahsetmiştik. Bu dönemde bir kafiye tartışması yaşanacaktır Recaizade ile Muallim Naci arasında. Tabii burada Recaizade taraftarları ve Muallim Naci'nin savunduğu farklı görüşler vardır. Muallim Naci kafiye göz içindir. Bunu savunuyor. Fakat Recaizade kafiye kulak içindir anlayışını savunuyor. Bunu ileride tabii detaylı bir şekilde ele alacağız. Burada şunu unutmayın. Recaizade taraftarları kazandığı için ikinci dönemden itibaren kafiye kulak içindir anlayışı daha etkili olacaktır. Bunu da unutmazsanız iyi olur. Bir de bu dönemde şiirin konusu genişleyecekti. Niye? Biz ne dedik? Dedi ki Recaizade Mahmut Ekrem ne diyordu? Güzel olan her şey şiirin konusu olabilir diyordu. Yani güzellik olduktan sonra her şey şiir olabilir diyordu ve bu da şiirin konusunu oldukça genişletecekti. Bunu da lütfen unutmayın. Burada şöyle bir soru tarzı da var. Bu Tanzimat edebiyatının özellikleriyle ilgili bazı kaynaklarda hiç birinci dönem ve ikinci dönem diye ayırmadan şunu soruyor. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Tanzimat için doğrudur veya yanlıştır? Böyle soruları soruyor. Şimdi burada birinci döneme mi dikkate alacağız, ikinci döneme? Mesela atıyorum adam dedi ki sanat toplum içindir. Şimdi birinci dönemde toplum içindir, ikinci dönemde sanat sanat içindir anlayışı var. Şimdi burada özellikle şuna çok dikkat etmenizi istiyorum. Tanzimat Edebiyatı'nın diğer ismi aslında Şinasi Ziya Paşa ve Namık Kemal Okulu'dur. Dolayısıyla Tanzimat'ın ismini aldı bu üç sanatçımız hangi dönemde yaşıyor? Birinci dönemde. O yüzden şunu unutmanızı istemiyorum. Özellikle size böyle bir soru gelirse burada dikkate almanızı istedim. Birinci dönemdir. Yani 1 ve 2 diye ayırmamışsa bizim sorularda dikkate almamız gereken kısım özellikle Tanzimat'ın birinci döneminin özellikleri olacak. Bunu da unutmazsanız sevinirim. Evet arkadaşlar Tanzimat'ın birinci dönemde yer alan sanatçılara şöyle bakacak olursak İbrahim Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Vefik Paşa ve Direktör Ali Bey'den oluşuyor. Bakın dikkat ederseniz zade olan hiçbir şairimiz yoktur. Zadelerin hepsi ikinci dönemde yaşıyor. Yani Recaizade, Nabizade, Sami Paşazade gibi. Zade olanların hepsi ikinci dönemdir. Birinci dönemde özellikle Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Ahmet Mithat, Ahmet Vefik ve Direktör Ali Bey'i unutmayın. Bunlar sorularda bazen karşımıza geliyor. Şimdi biz Tanzimat'ın birinci dönemde ilk sanatçımızdan şöyle başlayalım. İbrahim Şinasi Efendi. Şimdi İbrahim Şinasi hakkında şunu lütfen unutmayın. İbrahim Şinasi özellikle Mustafa Reşit Paşa'nın Avrupa'ya gönderdiği ilk sivil, bakın buna çok dikkat edin, ilk sivil öğrencilerden biridir. Daha önce biliyorsunuz askeri öğrenciler gönderilmişti. Ta 3. Selim zamanından itibaren Avrupa'ya biz askeri öğrenciler gönderiyoruz. Ama bizde ilk defa sivil öğrenci, bakın Şinasi'nin olduğu o Tanzimat döneminde gönderiliyor. Mustafa Reşit Paşa, Şinasi'yi çok ciddi anlamda destekleyen bir paşadır. Bunu da lütfen unutmayın.
Şimdi Şinasi tek başına, biz birazdan söyleyeceğiz, Tercüman Ahvali Agah Efendi ile çıkardı ama tek başına da Tasviri Efkar gazetesini tek başına çıkarıyor. Çünkü daha sonra biliyorsunuz Tercüman Ahval'dan ayrılacak ve tek başına Tasviri Efkar gazetesini çıkaracaktır. Bunu da lütfen unutmayın. Şinasi özellikle akla ve sağduya çok önem verdiği için biz bu sanatçımızı özellikle hangi edebi akıma dahil ediyoruz? Klasizm. Ha bir de yeri gelmişken şunu da söyleyeyim arkadaşlar, ben özellikle edebi akımları milli edebiyattan sonra anlatıyorum. Çünkü biz Tanzimat, Servet Fünun veya Feciati sanatçılarını tanıdıktan sonra biz edebi akımları çok daha rahat bir şekilde kavrayabiliyoruz. Ama şimdi mesela edebi akımları anlattığımız zaman sadece kuru bir ezber yapmanız gerekecek. Bunu sonra unutabilirsiniz. Ama şunu lütfen unutmayın, biz de özellikle İbrahim Şinasi'nin şiirlerinde olsun, özellikle tiyatrolarında olsun akla çok önem veriyor, sağduya çok önem veriyor. Bu da onu klasizme yaklaştırır. Klasizmin zaten anahtar iki tane kelimesi akıl ve sağduyu kavramıdır. Buradan en azından klasizm hakkında az da olsa bir bilgi sahibi olduk. Şimdi İbrahim Şinasi özellikle safi Türkçe dediğimiz, yani böyle halkın kullandığı o saf, sade Türkçe, bu anlayışı benimseyen bir sanatçıdır. Özellikle zaten biz birazdan söyleyeceğiz. Bunun durubu emsali Osmaniye dediğimiz bir atasözü derlemesi vardır. Halkın içerisinde halkın kullandığı deyim ve atasözleri toplatmasının sebebi de zaten bu anlayışıdır. Safi Türkçe anlayışıdır. Bunu da lütfen unutmayın. Şimdi İbrahim Şinasi aslında çok çok böyle yetenekli bir sanatçı değildir. Onu edebiyatta ön plana çıkaran, edebiyata kazandırmış olduğu ilklerdir. Bakın biz ilklerine şöyle beraberce bir bakalım. Şimdi İbrahim Şinasi'nin ilklerine baktığınız zaman Tercüman Ahval'in özelliği neydi arkadaşlar? Bu ilk özel gazete. Bakın sorularda karşımıza gelirse ilk özel gazete. Mukaddime dedi. Aynı zamanda Tercüman Ahval mukaddimesiyle uzun uzun geçer. Bu da biliyorsunuz Türk edebiyatındaki ilk makale olması yönüyle önemlidir. Sorularda bazen karşınıza gelir. Şair evlenmesi bizde batılı şöyle tiyatronun ilk örneğidir. Şuna çok dikkat edin. Batılı tiyatronun mesela şöyle ilk örneği olarak bilinir. Tamam, buna lütfen dikkat edin. Ha, bundan önce bizde tiyatro yok muydu? Vardı. Mesela Ayrula Efendi'nin yazdığı bir tiyatro vardı. Ha, niye şair evlenmesi bizde ilk tiyatrodur? Hayrula Efendi'nin tiyatrosu ondan önce yazılmasına rağmen. Hayrula Efendi Ermeniler için mesela o dönemde biliyorsunuz özellikle tiyatrolar Ermenilerin elindeydi. Ermeniler tiyatroya el atmıştı. Ha, bu da hazırlamış olduğu oyunu Ermenice hazırlanmıştı. Dolayısıyla bizde Türkçe hazırlanmamıştı. O yüzden biz şair evlenmesini bu noktada ilk tiyatro olarak almak zorundayız. Bunu da lütfen unutmayın. Bizde şöyle bir özellik var. Tercüme Manzume dediğimiz bir eser var Şinasi'nin. Bu da aynı zamanda ilk şiir çevirilerinin olduğu kitaptır. Özellikle burada unutmayın, bakın La Fontaine'den özellikle. Şöyle La Fontaine'den özellikle şiir çevirileri yapacaktır. Ha bu yönüyle mesela bazen şöyle bir soruyla karşılaşırsınız. Aşağıdaki sanatçılardan veya şairlerden hangileri mesela der ki size La Fontaine'den çeviriler yapmıştır. Bir tanesi Şinasi'dir, bir tanesi de arkadaşlar özellikle Cumhuriyet Edebiyatı'nda Yaprak Dergisi'ni çıkaran Orhan Veli Kanık'tır. Bu iki tane sanatçımız özellikle La Fontaine'den fabül çevirileri yapacaklardır. Buna da özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi La Fontaine'den tabii kısmi çeviriler yapacaklardır. Yani La Fontaine'in bütün fabüllerini bunlar ne yapmıyorlar? Çevirmiyorlar. Buna özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi bize şunu sorarsa La Fontaine'in bütün fabüllerini Türkçe çeviren kimdir derse o zaman da aklınıza Mavi ve Kara'nın yazarı Sabahattin Eyüboğlu gelsin. Bizde La Fontaine'in bütün fabüllerini Sabahattin Eyüboğlu çeviriyor. Ama kısmi yani parça parça çevirilerini yapanlardan bir tanesi Şinasi, bir tanesi de Orhan Veli'dir. Bunu da unutmazsanız iyi olur. Şimdi Durub-ı Emsali Osmaniye dediğimizde aynı zamanda nedir arkadaşlar? İlk atasözü. Şöyle ilk atasözü derlemesi dediğimiz bir kitaptır. Özellikle safi Türkçe anlayışının da ciddi bir örneğidir Durub-ı Emsali Osmaniye. Bunu da lütfen unutmayın. Aynı zamanda Müntehebat-ı Eş'ar'ın da onun şiir kitabıdır. Yani kendi şiirlerini topladığı bir kitabıdır. Ha burada şuna çok dikkat etmenizi istiyorum. Mesela Şinasi'nin önemli özelliklerinden bir tanesi biliyorsunuz Türk edebiyatında ilk noktalama veya noktalama işaretlerini ilk kez kullanan. Şöyle ilk noktalama işaretlerini kullandı diyoruz. Ha, bunu nerede kullanmıştır? Şair evlenmesinde. Yani Şair Evlenmesi adlı tiyatrosunda bunu kullanıyor. Buna da dikkat ederseniz iyi olur. Evet, Şair Evlenmesi bizim için bakın oldukça önemli bir eserdir. Bu eserin en azından kahramanlarını bence aklınızda tutmanız lazım. Çünkü ÖSYM eser içerikleriyle ilgili sorular soruyor. Şimdi Şair Evlenmesi'nde zaten konu olarak biliyorsunuz özellikle konusu neydi derse görücü
usulüyle evliliğin zararları. Şöyle evliliğin zararları anlatılır. Bir de aynı zamanda batıl inançların eleştirisi vardır. Şöyle batıl inançların şöyle eleştirisi vardır. Buna da dikkat ederseniz iyi olur. Şimdi biz şair evlenmesine baktığımız zaman özellikle Müştak Bey'in Kumru Hanım'dan çok etkilenip onu istemesi. Tabii Kumru Hanım'ın büyük bir ablası vardır, Sakine Hanım. Sakine zaten ismi gibi böyle sakin, uyuşuk, miskin bir bayandır. Evden pek fazla çıkmaz. O yüzden çok kimsenin de tanımadığı bir kadındır. Tabii Müştak Bey Kumru Hanım'ı istetmeye birilerini gönderince ev sahibi hemen atlar ve verdik gitti derler. Tabii düğün günü Müştak Bey Kumru Hanım'ı beklerken karşısında Sakine Hanım'ı görünce İşte kıyameti koparır, hayır bu değil falan diye bağırıp çağırmaya başlar. Daha sonra Ebu Laklaka dediğimiz bir imam vardır. O imam gelir, imamın cebine biraz para sıkıştırırlar ve imam şöyle söyler, der ki benim nikahım şöyleydi, ben sizden uzun boylu kızı istemiştim, siz yaşı büyük kızı bana vermişsiniz, o yüzden olmaz der, bu nikah geçersizdir. Tabii bunun üzerine Müştak Bey'e Kumru Hanım'ı yeniden isterler ve evlenirler. Tabii burada özellikle eserin içerisinde mesela evlerin girişlerine at nalı mesela asılır, şans uğur getirsin diye. Bu tür böyle batıl inançların da ciddi anlamda bir eleştirisi yapılmıştır. Buna da dikkat edin. Evet, Tanzimat döneminin diğer bir sanatçısı Namık Kemal. Şimdi Namık Kemal'in şöyle edebiyatta bilinen lakabı Vatan Şairi. Namık Kemal'i biz genelde şu ifadeyle tanırız, Vatan Şairi olarak tanınıyor Namık Kemal. Namık Kemal tabii az önce bahsetmiştim, demiştim ki abi işte bu Encümen-i Şuara denilen bir eğlence mekanı vardı. Leskovçalı Galip'in evinde toplanan Hersekli Arif Hikmet gibi veya Recaizade Mahmut Şinasi gibi önemli şair yazarların katılmış olduğu bir eğlence mekanı. Orada özellikle şairlere mesela bu konuda mesela şiir alanda çok ciddi anlamda katkılar sunan bir yeridir. Tabii burada Namık Kemal Leskovçalı Galip'le tanışınca Türk Edebiyatı'nda mesela önemli bir eserdir, önemli bir şiir örneğidir Hürriyet Kasidesi. Bu kasideyi yazarken aslında Leskovçalı Galip'in etkisiyle bunu yazacaktır. Buna da özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Ha, bu eserin önemli özelliklerinden bir tanesi de nedir arkadaşlar? Bizde dikkat ettiyseniz divan edebiyatına ya da halk edebiyatına baktığınız zaman şiirlerin mesela özel bir adı yoktur. Daha çok mesela nazım biçimleri ya da nazım türlerinin ismiyle anılır. Mesela gazel gibi ya da koşma gibi böyle isimlerle anılırdı. Ama bizde ilk defa yazmış olduğu şiire böyle başlık bırakan mesela Namık Kemal'dir Hürriyet Kasidesi'yle. Bu yönüyle oldukça önemlidir Hürriyet Kasidesi. Buna da dikkat ederseniz iyi olur. Şimdi Namık Kemal özellikle Şinasi ile tanıştıktan sonra mesela yenilikçi fikirleri benimseyecektir. Şinasi onun hayatında bakın son derece önemli biridir. Bunu da lütfen unutmayın. Çünkü Şinasi'den sonra Şinasi Avrupa'ya gittikten sonra mesela gazetesi olan Tasviri Efkar gazetesinin yönetimini kime bırakacaktır? Namık Kemal'e bırakacaktır. Bu kadar da güvenir Namık Kemal'e. Namık Kemal Tasviri Efkar gazetesini daha sonra kendisi çıkaracaktır. Şimdi 93 Harbi'nden dolayı özellikle yazmış olduğu mesela Vatan Mersiyesi var. Bu da oldukça önemli bir şiirdir. 93 Harbi'nden dolayı yazmış olduğu bu şiirini de unutmazsanız iyi olur. Namık Kemal edebi akım olarak daha çok romantizm akımını benimsemiş bir sanatçıdır. Ve bunu daha önceden söylemiştim. Tiyatro eğlencelerin en faydalısıdır sözünü söylüyordu. Hangi tiyatrosunda? Celaleddin Harzemşah. Bakın Celaleddin Harzemşah adlı tiyatrosunun ön sözünde ne yapıyordu? Tiyatro eğlencelerin en faydalısıdır diyordu. Buna lütfen dikkat edin. Şimdi romantizmi benimsediği için arkadaşlar tiyatroları genellikle hangi tarzda olacaktır? Dram tarzında. Çünkü biz Batı edebiyatını gördüğümüz zaman zaten şunu söyleyeceğiz. Bizde özellikle mesela klasizmde ortaya çıkan mesela trajedi vardır, komedi vardır ama romantizmle beraber özellikle dram türü de ortaya çıkacaktır. Buna da dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi Namık Kemal'in eserlerine bakacak olursak, Namık Kemal'in İntibah adlı eseri Türk Edebiyatı'nın ilk edebi romanı olarak bilinir. Buna lütfen dikkat edin. Ha bu esere baktığınız zaman, eserin aslında ilk ismine baktığınız zaman ilk ismi Son Pişmanlık'tı. Şöyle Son Pişmanlık, yalnız dönemin şu anki Milli Eğitim Bakanlığı'nın karşılığı olan kurum bunu sansürlüyor ve İntibah Son Pişmanlık adıyla ilk çıkan bu eser ismi değiştirilir. İntibah veya Sergüzeşti Ali Bey adıyla yeniden baskıya verilecektir. Eserin kahramanı Ali Bey'dir. Oldukça zengin, varlıklı bir adamdır. Mahpeyker dediğimiz bir hayat kadınıdır. Bu hayat kadını tabii bir gün Çamlıca tepelerinde Ali Bey'i görür. Ali Bey'e bir mektup gönderir. Ali Bey kısa sürede Mahpeyker'e tutulacaktır.
Daha sonra annesi bu durumu öğrenince belki vazgeçer diye köle pazarından çok güzel bir cariye olan Dilaşov'u satın alacaktır. Ama Ali Bey Mahpeker'den bir türlü kopamaz. Daha sonradan aralarında ufak bir sıkıntı yaşanacaktır ve Mahpeker'den kopacaktır Ali Bey. Dilaşov bunu fırsata çevirip Ali Bey kendisine aşık ettirecektir. Tabii evlilik kararı verdikleri bir sırada Mahpeker ortaya bir dedikodu yayar. Ali Bey buna inanır ve Dilaşov'u tekrardan köle tacirlerine satar. Mahpeker bunu satın alıp Ali Bey onun gözlerinin önünde öldüreceğini söyler. Tabi eserin sonunda Dilaşov gerçekten öldürülür. Fakat Ali Bey Dilaşov'un uyarmasıyla konaktan kaçmıştır. Polislerle beraber geldiği zaman Dilaşov'un cesedini görünce dayanamayıp Mahpeker'i de orada öldürür ve kendisi de hapse düşer. Böyle bir eser intibah. Buna da dikkat ederseniz iyi olur. Şimdi bir diğer romanı içerisinde Cezmi dediğimiz ilk tarihi roman olarak bilinen bu eserde de özellikle Cezmi ile Adil İran isimlerini unutmazsanız iyi olur. Şimdi Namık Kemal'in özellikle önemli yönlerinden bir tanesi tiyatroculuğudur. Özellikle Vatan yahut Silistre adlı eseri çok önemli bir eserdir. Bu Türk edebiyatında bakın sahnelenen ilk tiyatro eserimizdir. Bunu lütfen unutmayın. Bizde batılı anlamda yazılan ilk tiyatro Şinasi'nin şair evlenmesidir ama o sahnelenmemişti henüz. Vatan yahut Silistre dediğimiz sahnelenen bir tiyatrodur. Bunu da lütfen unutmayın. Sorularda bazen karşınıza bu iki ifade gelebilir ki daha önce Hüseyin'e sormuştu. Bizde batılı anlamdaki ilk tiyatroyu ve aynı zamanda sahnelenen ilk tiyatro eserlerini ayrı ayrı sormuştu. Buna da dikkat ederseniz iyi olur. Vatan yahut Silistre'de özellikle İslam Bey ve Zekiye Hanım bu iki ismi unutmazsanız iyi olur. İslam Bey ve Zekiye Hanım bu isimler eserde yer alan önemli kahramanlardır. Bunu da unutmazsanız güzel olur. Şimdi Namık Kemal'in diğer tiyatrolarına bakacak olursak Zavallı Çocuk, Akif Bey, Karabela, Gülnihal, Celalettin Harzemşah bunun yazmış olduğu diğer tiyatrolarıdır. Özellikle Celalettin Harzemşah'ın ön sözünde de tiyatro görüşlerinin olduğunu unutmazsanız güzel olur. Şimdi Tahribi Harabat'ı biz daha önceden söyledik. Bu Türk Edebiyatı'ndaki ilk eleştiri kitabıdır. Ha, bunu niye yazmıştır? Yakın arkadaşı Ziya Paşa özellikle daha önce Şiir ve İnşa diye bir makale yazıyordu. Bu makalede özellikle halk edebiyatını överken Harabat diye bir antolojisini hazırlar. Burada özellikle divan edebiyatını övmeye başlayacaktır. Hatta orada halk edebiyatının bir eşek anılması olduğunu bile söyler. Dolayısıyla bundan dolayı da Namık Kemal'in çok ciddi anlamda eleştirilerine uğrayacaktır. Namık Kemal Tahribi Harabat'tan sonra bir de takibi yazacaktır. Buna da dikkat edin. Renan Müdafaanamesi dediğimiz bir diğer eleştiri kitabı da vardır. Ona da lütfen dikkat edin. Bazen sorularda karşımıza bunlar da gelir. Bir de burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Lisan-ı Osmani hakkında bazı mülahazatlar Şamildir başlıklı yazısı da aynı zamanda ilk edebi eleştiri yazısı olarak da bilinir Namık Kemal'in. Bu yönüne de oldukça dikkat etmenizi istiyorum. Bazen sorularda bununla da karşılaşabilirsiniz. Unutmazsanız iyi olur. Evet arkadaşlar burada Tanzimat döneminin diğer bir önemli şairi Ziya Paşa'dır. Ziya Paşa bir ikilem sanatçısıdır, bir kararsızlık sanatçısıdır. Niye bir ikilem sanatçısıdır? Çünkü Ziya Paşa çok ciddi anlamda özellikle küçük yaşlarda divan dersleri almıştır. Divan şairlerinden özel dersler almıştır. Fakat yakın arkadaşı Namık Kemal'in baskısından dolayı Batı edebiyatına gitmeye çalışacaktır. Bir türlü Batı'yı başaramıyor. Artı Namık Kemal'in baskısından dolayı Doğu'ya da bir türlü yanaşamıyor. Doğu Batı arasında sürekli gidip geldiği için böyle kararsızlıklar yaşayan bir ikilem sanatçısı olarak bilinir. Buna lütfen dikkat edin. Ziya Paşa'nın önemli özelliklerinden bir tanesi şudur. Tanzimat'ı oluşturan 3 tane etki Ziya Paşa'da görebilirsiniz. Batı etkisi, divan edebiyatı ve aşık edebiyatının etkilerini Ziya Paşa'da görebilirsiniz. Zaten divan edebiyatı tarzında yazmış olduğu özellikle bir kitabı vardır. Buna çok dikkat edin. Aşık edebiyatına da özellikle heceyle yazdığı bir türkü örneği vardır. Batı etkisine de özellikle Batı edebiyatından ciddi çeviriler yapmaya çalışacaktır. Bunlara da dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi ülke dışında Hürriyet gazetesini bakın çıkarırlar. Hürriyet gazetesini çıkarırlar. Bunu lütfen unutmayın. Burada şuna çok dikkat etmenizi istiyorum. İleride tabi söyleyeceğiz. Mizancı Murat var. Bunun çıkarmış olduğu Mizan gazetesi var. Tabi Mizancı Murat ülke dışına kaçtığı zaman Mizan gazetesini orada da çıkaracaktır. Fakat Mizan gazetesinin ilk çıkış yeri Osmanlı topraklarıdır. Fakat Hürriyet gazetesinin Namık Kemal ile Ziya Paşa ilk çıkardıkları yer ülke dışıdır. O yüzden ülke dışına çıkarılan İlk özel gazetemiz derse aklınıza Hürriyet gelsin. Buna lütfen dikkat edin. Ama unutmayın bakın
Mizancı Murad'ın Mizan gazetesi Hürriyet'ten önce ülke dışına yayınlanmıştır ama ilk ortaya çıktığı zaman Osmanlı topraklarında çıkan bir gazeteydi. Daha sonra ülke dışına çıkınca orada devam ettirmiştir. Bunu da unutmazsanız iyi olur. Evet, Hürriyet gazetesinde özellikle önemli bir makale paylaşacaktır. Şiir ve inşa makalesini, halk edebiyatını bu makalede savunuyordu. Bu makale Hürriyet gazetesinde, bakın, ülke dışına yayınlanmıştır. Buna lütfen dikkat edin. Tabii yurda döndükten sonra Harabat diye bir antoloji hazırlayacaktır. Bu antolojinin ön sözünde, bakın, bu antolojinin ön sözünde özellikle ne yapacaktır? Divan edebiyatını övecektir. Çünkü heceyle bir tane şiir denemesi yapar Ziya Paşa ama bunu çok ciddi anlamda başaramayacaktır. Bundan dolayı tekrar divan edebiyatına sığınacaktır ve divanı göklere çıkarırken halk edebiyatına çok ciddi anlamda yerecektir. Bu özelliğinden dolayı da Namık Kemal kendisini eleştirecektir. Döneminin en önemli terkibi bent ve tercihi bent ustasıdır diyoruz. Yalnız şöyle bir durum var Ziya Paşa'nın hayatında. Ziya Paşa'nın kendisine satın aldığı bir kölesi vardır. Ayvaz diye bir kölesi vardır. Genç yaşlarda yazdığı şiirlerini sürekli bu kölesine okumaktadır. Tabii köle olduğu için sahibine çok da karşı çıkamamaktadır. Bunu istemeye istemeye dinlemektedir. En sonda derdinden verem olup ölür Ayvaz. Ziya Paşa, düşünün, yani böyle yazmış olduğu şiirlerle bir kölenin belki de verem olmasına, ölmesine yol açıyor. Ama daha sonradan kendini geliştire geliştire döneminin en önemli terkibi bent ve tercihi bent yazan şairi olacaktır. Ha bir de burada şunu lütfen unutmayın, terkibi bendini kime nazire olarak yazmıştır derse, divan edebiyatında Fuzuli ile aynı coğrafyada yaşayan Bağdatlı Ruhi vardı. Bağdatlı Ruhi'nin terkibi bendine bir naziredir. Ha Ziya Paşa burada terkibi bendinden ne yapıyor? Özellikle Tanzimat'ın ilanından sonra yenileşme çabalarının olumsuz taraflarını eleştiriyor terkibi bendinde. Buna da dikkat etmenizi istiyorum. Aynı zamanda şunu da unutmazsanız iyi olur. Bağdatlı Ruhi'nin terkibi bendi en fazla nazire yazılan şiirdir. Yaklaşık 300 tane nazire yazılmıştır. Bunu da unutmazsanız iyi olur. Evet arkadaşlar, Ziya Paşa'nın diğer eserlerine bakacak olursak Zafername, bakın, çok önemlidir. Burada Sadrazam Ali Paşa'yı hicveder. Tabii kendi ağzından değil, farklı kahramanlarının ağzından özellikle Sadrazam Ali Paşa'yı eleştirir. Çünkü Sadrazam Ali Paşa Girit'e gittiği sıralarda oradaki isyanı bastırmak için çok ciddi anlamda tavizler vermiştir. Ama ülkeye döndüğü zaman kendisinin bir kahraman olarak karşılandığını düşünür. Tabii bu özelliğinden dolayı da Sadrazam Ali Paşa'yı çok ciddi anlamda eleştirecektir. Aynı zamanda bu hicivdir. Tamam, buna da dikkat edin. Harabat dediğimiz zaten 3 ciltlik divan şiiri antolojisidir. Ön sözünde özellikle biz dedik ya, divan edebiyatını çok ciddi anlamda övecektir. Eş'ar-ı Ziya, bakın, kendi divan tarzı şiirlerini toplamış olduğu kitabıdır. Rüya dediğimiz mülakat biçimindeki bir röportajın ilk örneğidir. Rüyasında Osmanlı padişahı ile işte bir parkta oturup onunla yapmış olduğu mülakat biçimindeki röportajı sabah uyandığı zaman yazdığını söyler. Defteri Amal ilk anı kitaplarından biridir. Buna da dikkat etmenizi istiyorum. İlk anı kitabı değildir. İlk anı kitabı Tapsıra'dır. Akif Paşa'nın yazdığı Tapsıra. Fakat Defteri Amal Mukaddimesi dediğimiz de yine önemli anı kitaplarımızdan, ilk anı kitaplarımızdan biridir. Aynı zamanda Jean-Jacques Rousseau'dan eğitim alanıyla ilgili Emil diye bir eser çevirecektir. Engizisyon tarihi ve Endülüs tarihi de onun bir çevirisidir. Buna da dikkat etmenizi istiyorum. Veraset mektupları mektup tarzında arz-ı hal de kendi biyografisidir. Ona da dikkat ederseniz iyi olur. Ziya Paşa için şunu söyleyebilirsiniz. Ziya Paşa mesela şunu yazmamıştır. Mesela hiç romanı yoktur. Veya mesela hiç öyküsü yoktur. Tamam, buna lütfen dikkat edin. Mesela roman ve öykü mesela bu adam yazmıyor. Bu adam bunları yazmamıştır. Ha mesela şunu diyebilirsiniz hocam. Tiyatrosu var. Riyanın Encamı diye bir eser vardır. Molière'den çeviridir. Riyanın Encamı bir çeviri tiyatrodur. Bakın, yani tiyatro alanında yine bir çalışması vardır. Ona da dikkat ederseniz iyi olur. Ama hiç roman öykü yazmamıştır. Ahmet Mithat Efendi dediğimiz Tanzimat sanatçımızı şöyle bir inceleyelim. Şimdi Ahmet Mithat Efendi'nin özellikle lakabı Yazı Makinesi. Bakın, buna çok dikkat edin. Yazı Makinesi yaklaşık 200 civarında bir eser kaleme alıyor. O yüzden çok üretken bir sanatçı olmasından dolayı buna Yazı Makinesi diyorlar. Buna da dikkat ederseniz iyi olur. Tabii bu halka bir şeyler öğretmek için yazdığından dolayı bazı kaynaklarda şöyle bir lakabını da duyabilirsiniz. Hacca-i Evvel, yani ilk öğretmen olarak da biliniyor. Buna da dikkat etmenizi istiyorum.
Aynı zamanda Ahmet Fidat Efendi kendi evinin alt katını matbaaya çevirmiştir. Ve bu adam orada özellikle yazdıklarını satarak bakın geçimini sağlıyor. O yüzden biz diyoruz ki kalemiyle bakın geçinen ilk Türk yazarıdır. Bunu lütfen unutmayın. Kalemiyle geçinen bir diğer Türk yazarımız da ileride Cumhuriyet Edebiyatı'na göreceksiniz. Peyami Safa'dır. Fakat bizde kalemiyle geçinen ilk Türk yazarı derse aklınıza Ahmet Mithat Efendi gelsin. Bunu lütfen unutmayın. Bazen sorular da gelir. Şimdi romantizm akımının etkisindedir. Birinci dönemde zaten demiştik en fazla etkili olan akım romantizm akımıdır. Özellikle gazeteleri içerisinde arkadaşlar Tercüman-ı Hakikat gazetesini unutmayın. Bedir ve Devir diye gazeteleri vardır ama Tercüman-ı Hakikat gazetesi özellikle çok önemlidir. Dağarcık ve Kırk Ambar diye iki tane de dergi çıkarıyor. Bunlar çok çok önemli değildir. Çünkü birinci dönemde özellikle gazeteler çok önemliydi. Bunu unutmazsanız iyi olur. Şimdi Ahmet Mithat'ın önemli özelliklerinden bir tanesi neydi? Eserlerinde olayın akışını keserek okuyucuya bilgiler sunuyordu. Yani okuyucuya ister işine yarasın ister yaramasın bu tür bilgiler sunar. Dünyada yeni çıkan bir gelişme olursa mesela bu gelişmeden bahsediyor. Ya da ne bileyim karşılaşmış olduğu farklı bir şey varsa bunları eserin herhangi bir yerine sıkıştırabiliyor. Bunu da doğrudan kendisi yapıyor. Okuyucuya hemen sesleniyor. Ey kari diye yani ey okuyucu diye hemen seslenip bunları söylüyor. Özellikle biz ileride bahsedeceğiz. Bakın Taaffüf diye bir romanı vardır. Bu romanda mesela özellikle bakıyorsunuz ki diyor ki işte ey kari yani ey okuyucu laf laf açıyor diyor. Yani bir nevi sanki ben hani istemiyorum ama hani laf lafı açıyor, mecbur araya giriyorum, işte konuşmam lazım gibi böyle araya girişler yapacaktır Ahmet Mithat Efendi. Buna da dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi Ahmet Mithat Efendi'nin çok önemli bir özelliği şudur arkadaşlar, bunun Esaret diye 1870 yılında yazmış olduğu bir romanı vardır. Bu Türk Edebiyatı'na kölelik konusunu işleyen ilk romandır. Buna çok dikkat etmenizi istiyorum çünkü bazı kaynaklarda kölelik konusunu işleyen ilk romanı Sergüzeşt diye veriyorlar. Fakat Esaret bakın ondan çok önce yazılmıştır. Ha şunu diyebilirsiniz mesela Esaret konusu deyince akla gelen ilk önemli romanlardan mesela en çok tanınanı hangisidir dersin. Ne aklımıza şey gelir mesela atıyorum Sergüzeşt gelir ama ilk roman bakın Esaret adlı romandır. Ha, bu 100 senel eser içerisinde yok ama Zeynel Bey Fıtnat ve Fatin adında bakın 3 tane kahramanımız vardır. Zeynel Bey küçük yaşlarda Fıtnat ve Fatin'i satın alacaktır. Tabi Fıtnat büyüdükten sonra Zeynel Bey ona gönlünü kaptırır, evlenmek ister ama Fıtnat Fatin'le birbirlerini sevmektedirler. Zeynel Bey bunu öğrenince aradan çekilir ve ikisinin evlenmesine müsaade eder. Tabi bunları ama geçmişlerini de anlatır. Nasıl bir araya daha doğrusu onları nasıl satın aldığını anlatır. Ha buradan da Fıtnat ve Fatin küçük yaşlarda kaçırılan iki tane esir kardeş olduklarını anlarlar ve bunun üzerine intihar ederler. Böyle sonu biraz böyle hani hüzünlü biten bir roman, Esaret dediğimiz roman. Bunu da unutmazsanız iyi olur. Ha burada yine önemli romanlarından bir tanesi Esrar-ı Cinayet dediğimiz bir romandır. Bu da Türk Edebiyatı'na biliyorsunuz ilk polisiye roman olarak biliniyor. Esrar-ı Cinayet dediğimiz roman. Burada özellikle ana kahramanımız Osman Sabri'dir. Yakın arkadaşı Hafiye Necmi ile işlenen cinayetleri araştırır. Tabi orada özellikle Hediye Hanım'ın da bu cinayetlerde parmağı vardır. Yalnız kaymakam Mecdettin Bey özellikle Hediye Hanım'ı sevdiği için bu olayları kapatmaya çalışır. Osman Sabri Bey cezaevine düştüğü halde gazetelere sürekli bu konuyla ilgili bilgiler verir. En sonunda bütün cinayetleri işleyenin Kalpazan Mustafa olduğu ortaya çıkar. Böyle bir polisiye roman, ona da dikkat ederseniz iyi olur. Evet, yine çok önemli romanlarından bir tanesi de Müşahedat dediğimiz bir romanı vardır. Bu roman niye önemlidir? Bu roman mesela üst kurmaca, bakın tekniğinin kullanıldığı ilk romandır. Ha üst kurmaca tekniği özellikle modernist edebiyata çok kullanılır, Cumhuriyet Edebiyatı'na çok duyacaksınız. Üst kurmaca dediğimiz şudur, eserin yazılışının şöyle anlatıldığı eserler. Yani siz bir eseri anlatırken aynı zamanda eserin nasıl oluştuğunu da mesela anlatıyorsanız bu bir üst kurmaca tekniğidir. Buna da dikkat etmenizi istiyorum. Bu da yine kahraman olarak özellikle Siranuş, Agavni, Feride, Numan, Refet ve Seyit Mehmet'ten oluşan bir şahıs kadrosu vardır. Yazarımız Ahmet Mithat işte bir gün gemiye bindiği sırada bu kahramanlarla tanışır. Daha sonra evlerine gider ve onların hayatlarını öğrenir. Aynı zamanda bize romanı nasıl yazdığını bakın romanın yazılışının romanıdır aslında. Buna dikkat edin bakın romanın yazılışının romanı. Yani o romanı nasıl yazdığını anlatıyor. İşte biz buna üst kurmaca tekniği diyoruz. Buna da lütfen dikkat edin. Ha bir de Ahmet Mithat Efendi'nin eserlerine baktığınız zaman Ahmet Mithat eserlerinde sürekli böyle doğu batı sentezi yapmaya çalışır.
işte Batı'nın iyi yanlarını alan tiplerle sadece Batı'nın mesela böyle bozuk yanlarını alan tipleri sürekli kıyaslar. Aynı zamanda Doğu kültürünü de yine bununla kıyaslayıp yüceltmeye çalışır. Evet, özellikle romanlar içerisinde Felatun Bey ile Rakım Efendi lütfen unutmayın, yanlış batılılaşma konusunu işleyen çok önemli bir romandır. Kahramanlarımız zaten Felatun Bey ve Rakım Efendi'dir. Buna da özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Rakım Efendi oldukça zengin bir ailenin çocuğudur. Daha sonra babası ölünce bütün serveti ona kalınca har vurup harman savurur. Şarkıcı Eleni ile beraber bu mirası tüketir. Ondan sonra memuriyet yapmak zorunda kalır. Felatun Bey ise yokluklar içerisinde büyümüştür. Özel dersler vererek, zengin ailelerine özel dersler vererek geçimini sağlamaktadır. Kendisine Canan adında bir köle satın alır ve o köleyi eğittikten sonra Canan'la da evlenirler Felatun Bey. Burada Doğu Batı'nın kıyaslaması ve yanlış batılılaşma konusunda işleyen önemli romanlarımızdan biri. Tabii bunun dışında bilmenizi istediğim önemli romanları şöyle. Hasan Mella, Hüseyin Fella, Dürdane Hanım, Dünya İkinci Geliş, henüz 17 yaşında, Jön Türk, Çengi. Çengi bir romandır. Daha sonradan tiyatroya da aktaracaktır. Buna dikkat edin. Yeniçeriler, Ahmet Metin ve Şirzat, Taaffüf, Acayi Bir Alem, Haydut Montari. Haydut Montari de yine polisiye romandır. Bahtiyarlık dediğimiz de köy hayatını işleyen romanlardan biridir. Ona da dikkat ederseniz iyi olur. Avrupa'da Bir Cevelan ilk gezi yazılarından biri olması yönüyle oldukça önemlidir. Tiyatrolar içerisinde Eyvah, Açıkbaş, Siyavuş, Çerkez Özdeneler ve Çengi gibi eserler de kaleme almıştır. Buna da dikkat ederseniz iyi olur. Evet arkadaşlar, burada Tanzimat'ın bir diğer önemli sanatçısı Şemsettin Sami'dir. Şemsettin Sami deyince aklınıza özellikle iki tane kavram gelsin. Bir tanesi dil çalışmalarıdır, bir tanesi de ilk yerli roman. Bunlarla özellikle tanınıyor. Özellikle arkadaşlar Orhun Kitabeleri ile Kutadgu Bili'yi bakın Türkçesine çevirmiştir. Buna çok dikkat edin. Şimdi Şemsettin Sami'nin oyunlarına baktığınız zaman oyunları oldukça başarılıdır. Sahne tekniği açısından oldukça başarılı. Ama tabii bunlar Nami Kemal'in oyunlarının gölgesine kaldığı için o dönemde çok da ses getirmemiştir. Şimdi Taşuku Talat ve Fıtnat adlı romana bakacaksak bu bizim ilk yerli romanımızdı. Burada konu olarak anne baba zoruyla yapılan evliliklerin getirdiği yıkımlar işleniyor. Özellikle Taşuku Talat ve Fıtnat'a bu açıdan dikkat etmenizi istiyorum. Talat ile Fıtnat'ın aşkları anlamına gelir. Güzel bir eserdir, güzel bir romandır. Tavsiye ederim, okumanızı tavsiye ederim. Kamusi Türki dediğimiz, bakın bu sözlük oldukça önemlidir. En az Taşuku Talat ve Fıtnat romanı kadar önemli bir eserdir. Bu eserin özelliği şudur arkadaşlar. Adında bakın Türk kelimesi geçen ilk, bakın Türkçeden Türkçe'ye sözlüktür. Bakın buna çok çok dikkat etmenizi istiyorum. Türkçeden Türkçe'ye. Bakın buna çok dikkat edin. Yoksa adında Türk kelimesi geçen ilk sözlük olarak mesela baktığınız zaman Divan-ı Lugat-ı Türk de vardı. Şimdi Divan-ı Lugat-ı Türk neydi mesela? Araplara Türkçe üretmek için Arapça yazılıyordu. Bakın Arapça Türkçe o farklıdır. Ama Türkçeden Türkçe'ye bakın sözlük olarak içinde Türk kelimesinin geçtiği ilk eser Kamusi Türki'dir. Bunu lütfen unutmayın. Kamusi Fransevi, Kamusi Alam gibi diğer sözlük çalışmaları da vardır. Tiyatrolarına baktığınız zaman Bessa yahut Ahde Vefa, Gave ve Seydi Yahya gibi oyunları da vardır. Bessa dediğimiz aslında Fettah Ağa'nın kendisidir. Eserde Bessa adıyla geçmektedir. Fettah Ağa'nın hayatını kurtaran bir kadın vardır. O kadına bir söz verir. Bu sözünden dolayı da kendi oğlunu öldürmek zorunda kalır. Buna da özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Bu eser de önemli tiyatrolardan biri. Evet, burada mesela Tanzimat Edebiyatı'nda yine önemli sanatçılardan bir tanesi de Ahmet Vefik Paşa'dır. Ahmet Vefik Paşa mesela önemli bir devlet adamıdır. Reşit Paşa yanlısı olduğu için zaman zaman görevinden azledilecektir Ahmet Vefik Paşa. Fakat önemli bir devlet adamı olduğunu lütfen unutmayın. Tercüme Odası ve Encümeni Daniş'te de görev yapmıştır Ahmet Vefik Paşa. Aynı zamanda Meclis-i Mebusan yani ilk Osmanlı Meclisi'nin de başkanıdır. Buna da dikkat etmenizi istiyorum. Özellikle dil, tarih, hukuk ve folklor alandaki çalışmalarıyla çok ciddi anlamda tanınacaktır. Bakın burada özellikle şunu unutmayın. Lehçe-i Osmani ve Şecere-i Türkiye eserleri son derece önemlidir. Lehçe-i Osmani Anadolu Türkçesine ait ilk sözlüktür. Bakın bu önemli bir sözlüktür. Şecere-i Türki dediğimiz de Ebul Gazi Bahadır Han'dan çevirdiği, Çağatay'dan çevirdiği bir eserdir. Buna da özellikle dikkat edin. Aynı zamanda yine Mütebaat-ı Durub-ı Emsal bir atasözü derlemesi vardır. Bunu lütfen Şinasi'nin Durub-ı Emsali Osmaniye adlı eseriyle karıştırmayın. Bu da ayrı bir eserdir. Mütebaat-ı Durub-ı Emsal.
Evet, bu adam Türk tarihinin Osmanlı ile başlamadığını savunuyor. Bu görüşlerini de Fezleke-i Tarihi Osmani eserinde dile getirir. Yani Orta Asya'daki, bakın, Türk varlığından sanatçıları veya tarihçileri haberdar etmeye çalışır. Bu yönü çok önemlidir. Yani Türk tarihini Osmanlı ile sınırlandırmıyor. Diyor ki Osmanlı ile başlamıyor. Daha öncesi var, Orta Asya'da var diyor. Bu çok önemli bir özelliğidir. Bunu da lütfen unutmayın. Bursa'da biliyorsunuz vali iken kendi adına bir tiyatro binası yaptıracaktır. Bu tiyatro binasında özellikle Molière'den, bakın, çeviriler yapacaktır. Tamam, buna çok dikkat edin. Molière'in 33 eserinden, bakın, en mühim ve en yadırganmayacak olanları gözden geçirerek, bir seçim yaparak 16 tane oyununu Türkçe'ye kazandıracaktır. Ha, bu oyunları hangileridir? Bakın, tercüme ettikleri şunlardır: Savruk, İnfiali Aşk, Dudu Kuşları, Kocalar Mektebi, Kadınlar Mektebi ve Tartüf. Bakın, bunlar tercüme eserleridir. Adepte, yani uyarladıkları ise Zor Nikah, Zoraki Tabip, Tabibi Aşk, Meraki, Azarya, Dekbazlık, Don Civanlı, Adamcıl, Yorgaki Dandini ve Okumuş Kadınlar. Bunları da Ahmet Vefik Paşa'nın özellikle Molière'den çevirdiği, bakın, 16 tane oyunudur. Buna da çok dikkat etmenizi istiyorum. Evet, arkadaşlar, burada Tanzimat 1. dönemde bizi ilgilendiren son sanatçımız direktör Ali Bey'dir. Direktör Ali Bey'in özellikle şu yönüne çok dikkat etmenizi istiyorum. Tiyatroculuktan dolayı meslektaş olduğu Theodor Kasap vardı. Theodor Kasap'ın çıkarmış olduğu Diyojen diye ilk mizah gazetesi vardı. Bu gazetede yazdığı mizah yazılarıyla tanınıyor. Tabii tiyatro çalışmaları da önemlidir ama özellikle Diyojen'deki mizah yazılarıyla tanınıyor. Şimdi aynı zamanda mesela Gedik Paşa Tiyatrosu'nun sahibi Ermeni Güllü Agop Paşa'ya da diksiyon dersleri verecektir. Biz dedik ya, özellikle tiyatro dönemde Ermeni kantoların egemenliği altındaydı. Osmanlı'da o dönemde çok da böyle Osmanlı halkı, daha doğrusu Osmanlı Türkleri o dönemde çok da şey yapmıyorlar, tiyatroya meyletmemişlerdir. Daha çok Ermenilerin kontrol ettiği bir alandır. Buna da dikkat edin. Evet, direktör Ali Bey klasizm akımının etkisindedir. Tiyatrolarında bunu zaten görebiliyoruz. Aynı zamanda şöyle bir özelliği de vardır. Halk tiyatrosu dediğimiz bu seyirlik oyunların özelliklerini modern tiyatro uygulamak isteyecektir. Buna da dikkat etmenizi istiyorum. Lehçetül Hakaik, bakın, bir mizah sözlüğüdür. Mizah sözlüğündeki o kelimeleri açıklarken bile mizahi unsurlarla açıklamaya çalışıyor. O yüzden mizah, bakın, özellikle direktör Ali Bey'de çok önemlidir. Seyahat Jurnali bir gezi yazısıdır. Hatta bazı kaynaklar bunu batılı anlamdaki ilk gezi yazılarından biri olarak da verirler. Ama şunu unutmayın, eserin önemli özelliklerinden bir tanesi şudur: batılı anlamda yazılan ilk günlük örneği. Bakın, bunu da böyle kabul ederiz. Buna da dikkat edin. Tür olarak gezi yazısıdır ama batılı anlamda yazılan ilk günlük örneği olarak da bilinir. Bunu da unutmazsanız iyi olur. Evet, burada tiyatrolarına bakacak olursak özellikle Kokona Yatıyor, bu bir entrika komedisidir. Ayyar Hamza dediğimiz yine önemli bir tiyatrosu vardır. Bunu da lütfen unutmayın. Bu eser özellikle Molière'in Scapin'in Dolapları adlı oyunundan uyarlanmış bir eser olduğunu unutmazsanız güzel olur. Tosun Ağa, Geveze Berber, Letafet, Misafiri, İstiskal ve Saffet Bey de yazmış olduğu diğer önemli oyunlarıdır. Evet arkadaşlar, Tanzimat 2. döneme başlayalım. Şimdi Tanzimat 2. dönem sanatçıları kimlerdir? Hemen şöyle bakalım. Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit Tarhan, Sami Paşazade Sezai, Muallim Naci ve Nabizade Nazım. Bunlar Tanzimat 2. dönem sanatçıları olarak sorularda karşımıza gelecek. Bir de dediğim şeyi lütfen unutmayın. Zadelerin hepsi 2. dönemdedir. Bakın, Recaizade, Sami Paşazade ve Nabizade. Bunların hepsi 2. dönem sanatçılarıdır. Bunu da unutmazsanız iyi olur. Şimdi biz Tanzimat'ın 2. dönemindeki ilk sanatçımızdan şöyle başlayalım. Recaizade Mahmut Ekrem. Şimdi Recaizade Mahmut Ekrem'in önemli özellikleri şöyle: Türk şiirinde yeniliğin öncüsü olarak kabul edilir. Onun öncülüğü yazdığı şiirlerde değil, şiir hakkındaki fikirleriyle gençlerin önünü açması şeklindedir. Yani şöyle, Recaizade Mahmut Ekrem ve Muallim Naci, bunlar aynı zamanda gençlere dersler veren birer öğretmendir. Recaizade Mahmut Ekrem yeni edebiyat, Muallim Naci de eski edebiyat derslerine girmektedir. Burada yeni edebiyat derslerinde özellikle şiir hakkındaki yenilikçi fikirlerle gençlerin önünü açmaya çalışan bir şairdir Recaizade Mahmut Ekrem. Buna da lütfen dikkat edin. Şimdi Türk edebiyatının ilk nazariyatçısı, yani kuramcısı olarak da bilinir.
Talimi Edebiyat diye bir kitabı var. Bakın bu kitap özellikle ders notlarından oluşan bir kitaptır. Yani o anlatmış olduğu dersleri toplamış olduğu bir kitaptır Talimi Edebiyat. Özellikle batılı kaynaklardan yararlanarak bunu hazırlıyor ve bunları şiire de uygulamaya çalışır. Tamam, buna lütfen dikkat edin. Bu yönüyle özellikle gençlerin önünü açan yenilikçi bir şairdir Recaizade Mahmut Ekrem. Zaten ilk memuriyetinde yani hariciye kaleminde çalışırken burada özellikle Fransızcayı öğrenmeye başlıyor. Encümen-i Şuara toplantılarından önce de gerçi Namık Kemal ile tanışıyordu ama Encümen-i Şuara toplantılarına katılınca özellikle Namık Kemal, Leskovçalı Galip, Hersekli Arif Hikmet'le tabii tanışır ve bu tanışıklığı daha da ileri boyutlara geçecektir. Ki Namık Kemal Paris'e kaçtığı sıralarda Tasviri Efkar gazetesinin yönetimini kime bırakacaktır? Recaizade Mahmut Ekrem'e. Bakın Tasviri Efkar Şinasi'nin çıkardığı bir gazeteydi. Şinasi ülke dışına çıkınca Namık Kemal'e, Namık Kemal de çıkınca Recaizade Mahmut Ekrem'e bu gazetenin yönetimini bırakır. Şimdi Recaizade Mahmut Ekrem ne diyordu? Güzel olan her şey şiirin konusu olabilir diyordu. Bu da şiirin konusunu oldukça genişletmişti. Önemli olan güzellikti Recaizade Mahmut Ekrem için. Aynı zamanda Rüser vezinli ve kafiyeli her şey şiir olamaz diyor. Şiir vezinsiz ve kafiyesiz de yazılabilir. Bakın bunu söyledikten sonra yani bir aruz ölçüsü ya da bir hece ölçüsü olmak zorunda değil diyor ya da kafiyeli sözcükler kullanmak zorunda değilsiniz diyor. Ha bu da ne olacaktır Adveser? Mensur şiirin önünü açacaktır. Bakın mensur şiirin ilk örneklerini Recaizade vermemiştir. Sadece bu şiir tarzının önünü açar. Çünkü bizde mensur şiirin ilk örneklerini biliyorsunuz Halit Ziya Uşaklıgil verecektir. Ama Halit Ziya Uşaklıgil'in de özellikle üzerinde Recaizade Mahmut Ekrem'in de etkisi vardır. Çünkü Recaizade'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi nedir arkadaşlar? Servet-i Fünun edebiyatının oluşmasına zemin hazırlamasıdır. Bakın oyla Abdullah Kamil Tarhan'ın böyle bir özelliği vardır. Bunu da lütfen unutmayın. Şimdi biz diyoruz ki arkadaşlar Recaizade Mahmut Ekrem çocukların ölümünden dolayı yazdığı şiirlerinde oldukça mahzun yani hüzünlüdür. Hatta burada şuna çok dikkat etmenizi istiyorum. Nijat Ekrem adındaki oğlu vefat edince Ah Nijat adlı bir şiir yazacaktır. Bu şiirini de hece ölçüsüyle yazacaktır. Buna da dikkat etmenizi istiyorum. Aynı zamanda Üstad diye tanınıyor. Buna çok dikkat etmenizi istiyorum. Servet Fünun gençleri Üstad diye kendisini çağırırlar. Aynı zamanda az önce bahsettiğimiz gibi Servet Fünun edebiyatının oluşmasına da çok ciddi anlamda zemin hazırlayacaktır. Bunu da lütfen unutmayın. Ha, yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Üstad lakabını biz halk edebiyatına kimin için kullanmıştık? Aşık Ömer. Ona da dikkat etmenizi istiyorum. Bazen sorularda karşılaşabilirsiniz. Evet, Recaizade Mahmut Ekrem'in şöyle önemli eserlerine bakacak olursak, bakın Name-i Seher, Yadigar-ı Şebab, Zemzeme 3 kitap şeklinde yazılmıştır. Pejmürde ve Nefrin, bunlar şiir kitaplarıdır. Buna çok dikkat etmenizi istiyorum. Önemli romanı, daha doğrusu zaten bir romanı var, Araba Sevdası. Araba Sevdası'nın şöyle özellikleri vardır. Bu Türk Edebiyatı'nın ilk realist, gerçekçi romanıdır. Bu roman Servet-i Fünun dergisinde tefrika edilecektir. Daha sonra kitap haline getirilip basılacaktır. İlk resimli roman olarak da bilinir. Buna da çok dikkat etmenizi istiyorum. Yine çok önemli bir eleştirmen olan Berna Moran'a göre aynı zamanda bu eser bilinç akışı, bakın bilinç akışı tekniğinin kullanıldığı ilk eserdir. Bilinç akışı tekniği normalde modernist yazarların sıklıkla başvurduğu bir tekniktir. Bunu ileride Cumhuriyet Edebiyatı'na göreceğiz ama bilinç akışı dediği zaman aklınıza şu gelsin, bir nevi böyle koma halindeki yani böyle ölüm anındaki bir insan ya da çok alkolik, bilinci yerinde olmayan bir insanın cümlelerini düşünün. Yani konuşur ama ne bir düzen vardır ne bir plan vardır, daldan dala atlar, yani cümleler arası bir tutarlılık yoktur. İşte bu tür ifadelerin olduğu yerlerde bilinç akışı tekniği kullanılır ve bu tekniğin de Berna Moran ilk defa Araba Sevdası'na kullanıldığını söyler. Bu da önemli bir ayrıntıdır, bunu da lütfen unutmayın. Ha, eser aynı Felatun Bey ve Rakım Efendi eserinde olduğu gibi yanlış batılılaşma konusunu işleyen bir eserdir. Kahraman olarak da Bihruz Bey, Keşfi Bey ve Periveş vardır. Özellikle Batı'yı yanlış taklit eden Bihruz Bey'in düşmüş olduğu komik durumları anlatan önemli bir romandır. Bunu da unutmazsanız iyi olur. Evet, Muhsin Bey, Şemsa ve Saime, gerçi Saime yarım kalmış bir öyküdür ama Muhsin Bey ve Şemsa tamamlanmış öyküleridir. Saime de yarım kalmış bir öykü kitabıdır. Afife Angelik, Atala yahut Amerikan Vahşileri, Vuslat, Çok Bilen Çok Yanılır. Bakın bunlar da yazmış olduğu önemli oyunlarıdır. Buna da dikkat edin.
Aynı zamanda Çok Bilen Çok Yanılır adlı eser konu olarak Binbir Gece masallarındaki konulardan seçim yaparak kendisine bir konu alır ve bunu eserine adapte eder Recaizade Mahmut Ekrem. Birazcık şair evlenmesindeki konu benzerliği de vardır. Fakat Çok Bilen Çok Yanılır da görücü usulü sadece vardır. Yani diğer noktaları çok fazla benzemez. Orada da hiç tanımadığı bir kişiyle evlendirilmeye çalışılan bir kız çocuğu vardır. Ona da dikkat etmenizi istiyorum. Evet, talim-i edebiyat dedik ya, ders kitaplarından oluşuyor. Özellikle Mektebi Mülkiye'de verdiği ders notlarından oluşan önemli bir eserdir. Batı kaynaklarından oldukça yararlanmıştır bu eserinde. Takdiri Elhan da yazmış olduğu bir eleştiri kitabıdır. Buna da dikkat edin. Evet, burada Türk edebiyatına çok önemli bir tartışma göreceğiz. Zemzeme ve demdeme tartışması. Zemzemenin kelime anlamı ezgili, nameli ses demektir. Demdeme ise hiddet, azarlama anlamlarına gelen bir kelimedir. Buna dikkat edin. Zemzeme 3 kitap halindedir. Zemzemenin 3. kitabı, yani 3. kitabının ön sözünde Avrupa'yı serbest şiirden bahseder Recaizade Mahmut Ekrem. Tabii bunun üzerine Muallim Naci buna çok ciddi anlamda karşılıklar verecektir. Muallim Naci tabii eleştirilerinin dozunu kaçırınca aynı zamanda Ahmet Mithat'ın da damadıdır. Ahmet Mithat kendisini Tercüman-ı Hakikat gazetesinden kovar. Tabii Muallim Naci'nin aslında Batı edebiyatına karşı olduğu gibi bir düşünce vardır. Hayır, Batı edebiyatına tamamen karşı değildir. Sadece divan edebiyatını bırakmak istememektedir. Ama bu kadar zemzemeye tepki vermesinin sebebi dönemin gençleri tarafından çok ciddi anlamda gaza getirilmesidir. Tabii daha sonra Tercüman Hakikat'ten kovulunca Saadet gazetesinde eleştirilerine devam edecektir. Recaizade Mahmut Ekrem bir devlet memurudur. Tabii bunun üzerine hükümette bir ricada bulunur ve hükümet bu tartışmayı sonlandırır. Yani Recaizade ve Muallim Naci arasında başlayan bu tartışma hükümet kanalıyla sona erecektir. Evet arkadaşlar, burada bir diğer sanatçımız Abdülhak Hamit Tarhan. Abdülhak Hamit Tarhan aynı zamanda tarihçi Hayrullah Efendi'nin oğludur. Türk şiirinde Recaizade'nin kurumsallaştırdığını pratiğe döküyor. Yani hani biz az önce bahsettik ya, Recaizade özellikle Batılı edebiyatı çok ciddi anlamda takip ediyordu. Bunu talim-i edebiyatta gençlere ders olarak sunuyordu. Daha sonra o ders notlarını talim-i edebiyatta topluyordu. İşte bunları pratiğe döken, yani uygulayan şairimiz Abdülhak Hamit Tarhan'dır. Bak, Recaizade Mahmut Ekrem bahseder bu tür şeylerden ama şiirlerinde bunu çok fazla kullanmamıştır. Fakat Hamit şiirlerinde bunları uygular artık. Şimdi Abdülhak Hamit'in çok önemli bir unvanı vardır. Şair-i Azam. Bakın, Şair-i Azam, yani büyük şair olarak tanınır. Buna dikkat edin. Aruz'un hemen hemen bütün şekillerini yeni bir kalıba sokmuştur. Aruz ve hece karışık, bazen bütünüyle kafiyesiz yeni şekilleri bile denemiştir. Yani özellikle şiirde ve tiyatroda bakın çok ciddi anlamda değişiklikler yapmaya çalışıyor. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Ethem Pertev Paşa'nın Tıflı Naim denilen bir şiiri vardır. Bakın, bu şiir özellikle bizde Ottova Rima tarzının kullanıldığı ilk şiirdir. Buna çok dikkat etmenizi istiyorum. Abdülhak Hamit de Sahra'daki şiirlerinde Ottova Rima tarzıyla yazacaktır. Tabii bu tarzı kendine göre birazcık değiştirecektir. Buna da dikkat ederseniz iyi olur. Aynı zamanda Dihteru Hindu diye bir oyunu vardır. Bakın, bu oyununda yer alan Tanaggum manzumesi vardır ve ilk defa bir kadının ağzından söylenen bir şiirdir. Daha çok divan edebiyatında genelde ızdırap veren bir kadın varken burada ızdırap çeken bir kadın vardır. Yani burada sizden istediğim şu, Dihter Windu bir oyundur, yani mensurdur. Ama Tanaggum dediğimiz manzume, yani bir şiir vardır. Yani manzum ve mensur karışık bakın eserler yazmaya başlıyor. Bu da bir yeniliktir. Buna çok dikkat etmenizi istiyorum. Aynı zamanda Nesteren diye bir oyunu vardır. Bu da hece ölçüsüyle yazılan ilk oyundur. Buna da çok dikkat etmenizi istiyorum. Nesteren adlı tiyatro eseri hece ölçüsüyle yazılıyor ve duraksız bir kafiye düzeniyle yazılacaktır. Tamam mı? Buna lütfen dikkat edin. Durak falan kullanmıyor burada. Buna da dikkat etmenizi istiyorum. Evet, Sahra kitabında yer alan şöyle bir şiiri vardır. Hoşnişinan diye bir şiiri vardır. Genelde kaynaklar kitabın içinde yer aldığı için ilk pastoral şiir derler. Sahra, bakın Sahra bir kitaptır. O kitabın içerisinde yer alan Hoşnişinan denilen bir şiiri vardır. Bakın, bu şiir ilk pastoral şiirdir. Bunu lütfen unutmayın. Bakın, bu da genelde kaynakların çok da ihmal ettiği bir bilgidir. Genelde Sahra deyip geçerler.
Ama unutmayın, Hoşnişinan şiiri Türk Edebiyatı'nın ilk pastoral şiiridir. Bunu lütfen unutmayın. Bu şiir aynı zamanda Reser, Otto var Rima tarzını bakın Hamit tarafından yeniden yorumlanan kafiye şekliyle yazılmıştır. İçerik ve biçim bakımından da bakın yeni bir şiirdir. Bunu da lütfen unutmayın. Şimdi otobiyografisi ile eserleri arasına baktığınız zaman ciddi ilişkiler bulabilirsiniz. Mesela Makber şiirini örnek alacak olursak Beyrut'ta ölen karısı Fatma Hanım ekseninde, onun düzleminde bir sorgulama yaşayacaktır ve ölümü metafizik bir ürperişin tezahürü olarak görecektir. O yüzden genelde yazdığı eserlerle hayatı arasında bir bağlantı kurabilirsiniz. Buna da dikkat etmenizi istiyorum. Validem adlı şiiri Türk Edebiyatı'nın ilk kafiyesiz şiiridir. Bunu lütfen unutmayın. Ve yine Abdülhak Hamit Tarhan'da bazı kaynaklar, tezatlar, şairi de derler. Bunu da unutmazsanız güzel olur. Evet, eserlerine bakacak olursak Sahra, Makber, Ölü bunlar odur. Divaneliklerim yahut belde, Hacle, Kahpe yahut bir sefilenin hasbihali, Bağladan bir ses, Validem, İlham-ı Vatan ve Garam diye yazmış olduğu şiir kitapları vardır. Burada dikkatinizi şu şiir kitabına çekmek istiyorum. İlham-ı Vatan şiiri 1. Dünya Savaşı esnasında özellikle askerlere moral vermek amacıyla o devrin Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle bakın basılmış bir şiir kitabıdır. İlham-ı Vatan'a bu açıdan dikkat ederseniz iyi olur. Şimdi Hamit'in tiyatrolarına baktığınız zaman sahne tekniğine uzaktır. Buna çok dikkat edin. Tiyatrolarını ne yapıyordu? Okunmak için yazıyordu. Tiyatrolarında hece ve aruzu kullanmıştır. Mensur yazdığı oyunlarında dahi araya ne yapmıştı? Manzum parçalar koymuştu. Dihter Windu'yu hatırlayın. Bir dönem Fransa'da moda haline gelen okunmak için anlayışıyla bakın yazıyor. Dihter-i Hindu ile tiyatrolar arasında şiirler de sıkıştırmaya başlayacaktır. Bu açıdan da dikkat ederseniz iyi olur. Şimdi tiyatrolarını konularına göre alacak olursak konusunu günlük hayattan alanlar Sabru Sebat, İçli Kız ve Liberte'dir. İçli Kız aynı zamanda Namık Kemal'in Zavallı Çocuk adlı eserinden esinlenilerek oluşturulmuştur. Alegorik eseri Liberte'dir. Bakın Liberte aynı zamanda günlük hayattan da konusunu alıyor. Alegorik dediğimiz sembolik bir eserdir. Burada özellikle 1. Meşrutiyet'in nasıl baltalandığını ve Mithat Paşa'nın Avrupa'ya sürülmesini sembolik bir şekilde anlatan bir eserdir. Buna dikkat edin. Yabancı ülkeleri konu alan tiyatrolarına baktığınız zaman Eşber, Sardanapal bunlar eski kavim milletlerin tarihlerinden alınmıştır. Nazife, Tezer, Tarık, İbni Musa bunlar da İslam tarihidir. Aynı zamanda Tarık Türkiye dışında ona şöhret kazandıran ilk tiyatro eseridir. Ona da dikkat edin. İlhan ve Turhan da Türk tarihini anlatmış olduğu tiyatrolarıdır. Bir de son olarak şunu unutmanızı istemiyorum. Putları yıkıyoruz. Nazım Hikmet'in Resimli Ay dergisinde imzasız imzasıyla bakın Abdülhak Hamit ve Mehmet Emin Yurdakulu hedef aldığı yazılarıdır. Buna da dikkat ederseniz iyi olur. Evet, Muallim Naci küçük yaşlarda tanıdığı Doğu kültürünü benimser. Özellikle daha sonradan kayınpederi Ahmet Mithat'ın teşvikiyle öğrendiği Fransızcayla da Batı kültürünü tanıyacaktır. Buna da dikkat etmenizi istiyorum. Asıl ismi Ömer'dir. Bu kendine Muallim Naci derken Naci lakabını seçmesinin sebebi Giritli Aziz Efendi'nin Muhayyelat eserindeki bir kahramanından esinlenerek Naci mahlasını kendisine seçecektir. Buna da lütfen dikkat edin. Fakat bazı şiirlerinde Yahya, Ahmet Mesud, Mesudi Harabati gibi takma adlar da kullanmıştır. Buna da dikkat edin. Eski tarz yazdığı şiirlerinde iki şeye çok dikkat eder. Bir tanesi şekil mükemmelliğidir ve ölçüdür. Diğeri de şuurlu bir dil. Bakın özellikle dile çok çok önem verir Muallim Naci. Buna çok dikkat etmenizi istiyorum. Tabiat, aşk, din, içki, ayrılık, özlem gibi konularda yazdığı şiirlerinde içinde devamlı hissettiği bir yalnızlık duygusu, vatandan ayrı kalmanın üzüntüsü ve günlük yaşayışın getirdiği acıları işlemiştir. Buna dikkat edin. İlk köy şiiri olarak kabul edilen Köylü Kızların Şarkısı yine Muallim Naci'ye ait bir eserdir. Kuzu, Kebuter, Dicle, Feryat, Şam Gariban, Nusaybin civarında Bir Vadi ve Avcı gibi yeni tarz şiirlerinde şekil ve muhteva yani içerik açısından yenilikler gözümüze çarpacaktır. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Arap ve Fars edebiyatının yanında Fransız, Alman ve İngiliz edebiyatından da çeviriler yapar. Bunlar Tercüman-ı Hakikat gazetesinde de yayımlanmıştır. Yani bu sadece doğuyu savunan bir sanatçı değildir. Bakın dikkat ederseniz Fransız, Alman ve İngiliz edebiyatından da çeviriler yapıyor. Fakat karşı çıktığı nokta şudur. Divan edebiyatını niye tamamen bırakıyoruz? Bu edebiyatla Batı edebiyatını da beraber kullanabiliriz mantığına sahiptir. Buna dikkat edin. Aruzu Türkçe'ye rahatlıkla uygulaması yönüyle arkadaşlar bakın 3 tane şaire ilham kaynağı olacaktır. Tevfik Fikret,
Mehmet Akif Ersoy ve Yahya Kemal. Bakın bu üç tane şair Aruz'u Türkçe başarıyla uygulama noktasında örnek aldıkları şair Muallim Naci'dir. Buna çok dikkat edin. Az önce bahsetmiştim zaten. Dile çok çok önem veren bir şairdir. Ateşpare, Şerare, Firuzan, Sümbüle ve Yadigar-ı Naci, bunlar yazmış olduğu şiir kitaplarıdır. Ömer'in Çocukluğu diye bir anı kitabı vardır. Bu da ilk anı kitaplarından biridir. O yüzden önemli bir kitaptır. Islahat-ı Edebiye Divan Terimleri Sözlüğü'dür. Ve Demdeme'de eleştirilerini toplamış olduğu bir kitaptı demiştik. Bunu da lütfen unutmayın. Evet arkadaşlar, dönemin diğer bir sanatçısı Sami Paşazade Sezai. Sami Paşazade Sezai deyince aklınıza şu gelsin: Tanzimat Edebiyatı'nın batılı hikaye yazarı. Özellikle Küçük Şeyler adlı eseri bakın çok önemlidir. Batılı hikaye yazarı dediği zaman aklınıza Sami Paşazade Sezai gelsin. Özellikle realist tasvirlerinden dolayı bakın devrinde çığır açan Küçük Şeyler adlı eseri Servet-i Fünuncular üzerinde de büyük ölçüde etkili olacaktır. Buna çok dikkat etmenizi istiyorum. Özellikle realist tasvirler bakın Sami Paşazade Sezai'de önemli. Evet, Sergüzeşt romanında şöyle özellikler var. Türk romanında kölelik denince bakın akla gelen bu roman, bu konu işleyen ilk roman değildir. Bakın daha önceki kısımlarda değinmiştim. Demiştim ki bizde ilk defa Ahmet Mithat'ın Esaret romanı vardı. Bu ilk esaret konusunu, yani kölelik konusunu işleyen romandı. Buna çok dikkat etmenizi istiyorum. Ama Sergüzeşt niye bu kadar popüler oldu? Çünkü küçük bir kız çocuğunu kahraman olarak seçiyor ve onun etrafındaki roman olayları özellikle romana yansıtıyor. Ve bundan dolayı da oldukça beğenilecek bir roman olacaktır. Buna lütfen dikkat edin. Aynı zamanda mesela romantizmden realizme geçişi sağlayan eserdir. Bakın buna çok dikkat edin. Romantizmden realizme geçişi sağlar. Niye? Çünkü gözlem, yani realist anlamda, gerçekçi anlamdaki gözlem ilk kez bu eserde kullanılacaktır. Buna çok dikkat etmenizi istiyorum. Sami Paşazade Sezai'nin annesinin de bir köle olduğu söylenir. Bundan dolayı da kölelik kavramına çok ciddi anlamda karşıdır. Ki Sergüzeşt'in hemen başındaki diyaloglarda çok ciddi anlamda kölelik kavramını eleştirdiğini zaten görebilirsiniz. Kölelik soruna ciddi eleştiriler yaparsa Sami Paşazade Sezai, buna da dikkat edin. Evet, Küçük Şeyler adlı eserine bakacak olursak, biz dedik ya mesela Küçük Şeyler oldukça önemli. Özellikle realist tasvirler çok belirgin ve Servet Fünun üzerinde çok ciddi bir etki yaratan kitap. Sıradan insanların yaşam biçimini anlatır. Bakın sıradan insanların yaşam biçimini anlatır. Önemsiz görülen, üzerinde pek durulamayan, durulmayan konuları işler. Buna çok dikkat edin. Bunun içerisine bakın özellikle mesela hiç, düğün, kediler, pandomima, bu büyük adam kimdir gibi öyküler yer alır. Özellikle pandomimayı da bakın ÖSYM sınavlarında kullanmıştı. Buna çok dikkat etmenizi istiyorum. Pascal adında bir tiyatro oyuncusu, bir pandomim oyuncusu. Kendisini izlemeye gelen Eftalya adlı bir kıza aşık olur ama bir türlü onu açılamaz. Daha sonraki bir gösterisinde Eftalya evlendiği adamla onu izlemeye gelir. Tabi bunu görünce Pascal çok ciddi anlamda hüzünlenir ve ertesi gün evinde ölü olarak bulunur. Buna da dikkat etmenizi istiyorum. Bir palyaço, bakın düşünün. Yani o zamana kadar çok fazla eserlerde kendine yer edinememiş bir kavram, palyaço kavramı ve bu hikayede özellikle karşımıza çıkıyor. Evet, Rumuzul Edep özellikle içinde Bediahan'ın O Büyük Siyah Gözler ve Yarın adlı hikayeleriyle aynı zamanda seyahat hatıralarından oluşan bir eserdir. Yani hem öykü hem seyahat hatıralarını topladığı bir eserdir Rumuzul Edep. İclal'de yine milli mücadele ile ilgili kendi izlenimleri, Remzi Bey adlı bir hikaye ve yeğeni İclal'ın ölümü üzerine yazdığı bir mersiye vardır. Fakat bu eser yarım kalmış bir eserdir. Bunu da lütfen unutmayın. Şiir adında bir oyunu vardır ve Jack'i de Alphonse Daudet'tan bir çeviri roman olarak bize kazandırmıştır. Evet, dönemin diğer bir sanatçısı Nabizade Nazım'dır. Nabizade Nazım deyince aklımıza iki tane çok önemli eser gelecek. Bir tanesi Karabibik'tir, bir tanesi de Zehra'dır. Bu eserleriyle zaten çok fazla tanınacaktır. Karabibik'in ön sözünde, buna çok dikkat edin, naturalizm ve sanatçıları hakkında bilgiler aktaracaktır. Özellikle Emile Zola ve Alphonse Daudet hakkında çok ciddi anlamda bilgiler veriyor. Buna dikkat edin. Edebiyat yaşamına şiirle başlıyor. Şiirlerini Heves Ettim adlı bir kitapta toplayacaktır. Şiirlerinde bakın çok sağlam bir dili vardır ve bu dil özelliğinden dolayı bakın Muallim Naci'nin etkisinin olduğunu çok rahat görebiliriz. Tabi Nabizade Nazım yeniliklere çok açık bir sanatçıdır. Daha sonra Tevfik Fikret'ten mesela etkilenecektir.
Bundan dolayı da Muallim Naci'den ayrılacaktır. Ama bakın, dilindeki sağlamlık Muallim Naci'nin etkisidir. Bunu lütfen unutmayın. Evet, Karabibik Antalya ili Demre ilçesi Beymelek köyünde geçen bir hikaye diyorum. Yani şöyle, aslında bir roman olarak veriliyor ama tam bir roman değildir. Uzun bir hikaye olarak da aslında bilinir. Batı'da buna yeni bir tür ismi novella derler. Buna dikkat ederseniz iyi olur. Karabibik kızı Huri vardır. Tarla komşusu Yosturoğlu sürekli kavgalı oldu. Onun bir yeğeni vardır Hüseyin. Bir de Sarı İsmail vardır. Bir de tefeci ve aynı zamanda dükkanı olan Yani vardır. Bunların ekseninde gelişen bir olay anlatılır. Buna da dikkat edin. Evet, Zehra dediğimiz kıskançlık olayı üzerine kurulu bir romandır. Burada özellikle Supi ile Zehra evlendikten sonra Zehra'nın kıskançlıklarına dayanamayan Supi daha sonra Sırrı Cemal ile evlenir. Bunun üzerine Zehra intikam almak için Ürani adındaki bir köleyi satın alır ve Sırrı Cemal ile Supi'yi ayırır. Daha sonra tabii Ürani Supi'yi de bırakır. Bunun üzerine Supi çok sıradan işler olan tulumbacılık işi gibi böyle halkın yapabildiği işleri yapar. Hatta bazı kaynaklarda ilk halk kahramanı olarak Supi'yi de veriyorlar. Supi daha sonra Ürani ve beraber olduğu adamı öldürür. Tabi Sırrı Cemal sokakta dolaşınca önde giden bir dilenci kılığındaki bir kadının öldüğünü görür. Yanına yaklaştığı zaman bunun aslında Supi'nin annesi olduğunu fark eder ve onları düşürdüğü durumdan dolayı kendisi de dayanamaz ve eserin sonunda o da ölür. Evet, burada bir de şuna çok dikkat etmenizi istiyorum. Hayaliyun, hakikiyun tartışması vardır. Bu tartışmayı aslında başlatan Beşir Fuat'tır. Victor Hugo ile ilgili yazdığı bir eserden dolayı çok ciddi bir tartışma başlar. Hemen hemen bütün kalem erbapları bu tartışmaya katılacaktır. Bunların arasında Nabizade Nazım da vardır. Tabii bu tartışma nasıl bitecektir? Beşir Fuat'ın ölümüyle tartışma bitecektir. Ona da dikkat edin. Aynı zamanda Nabizade Nazım'ın Esatir adında mitoloji ile ilgili bir kitabı da vardır. Evet, Mizancı Murat dediğimiz Mizan gazetesi, özellikle bunu unutmayın, Mizan gazetesi ve aynı zamanda Turfan'da mı yoksa Turfa mı adlı romanla tanınır. Burada özellikle Mansur adındaki kahramanımızı unutmasanız iyi olur. Mansur özellikle köyde herkesin kendisine ait bir iş kurabileceği görüşüne sahiptir. Bu görüşler ileride tabii Cumhuriyet döneminde devlet politikası olarak da uygulanacaktır. Ona da dikkat edin. Beşir Fuat yine Türk Edebiyatı'nın ilk kez realizm ve naturalizmden bahseden sanatçısı olarak bilinir. Aynı zamanda Türk Edebiyatı'nın ilk pozitivistlerinden biridir. Buna da çok dikkat edin. Tanzimat'tan sonraki eleştiri anlayışına yeni bir yön vermeye ve yeni edebiyatın batıdaki gerçek edebiyat yani realizm ve naturalizm karşısındaki durumunu belirlemeye çalışır. Kuralcı ve skolastik düşünceye karşıdır. Sanat ve edebiyatın deneysel bilimlere ters düşmemesi gerektiğini düşünür. Osmanlı şiirini çok ciddi anlamda eleştirir. Çünkü Osmanlı şiiri biliyorsunuz oldukça hayali bir şiir anlayışıydı. Buna karşı çıkıyor. Victor Hugo adlı eserinde romantizmi çok ciddi anlamda eleştirecektir. Türk edebiyat tarihinin ilk tenkitli monografisidir aynı zamanda Victor Hugo adlı eseri. Buna da dikkat edin. Romantizme karşı naturalizm ve Emil Zola'yı öne çıkaracaktır. Bu da az önce bahsettiğimiz Hayaliyun, Hakikiyun tartışmasını başlatacak bir eserdir. Daha sonra Voltaire adlı biyografisinde ise dini ve felsefi konuları tartışmaya açacaktır. Bunlar da Beşir Fuat'ın bilmenizi istediğim önemli özellikleri.